Herkese merhabalar. LGS İnkılap Tarihi hızlı tekrarımıza başlıyoruz. Hazır mıyız Songül Çelik Adem'in? Harikasın. Hızlı gideceğiz. Neden hızlı gideceğiz? Çünkü zaten İnkılap Tarihi çok kolay. Oyun vınlayacak mıyız? Vınlayacağız. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 bütün İnkılap Tarihi sorularına baktık. Hiçbir zaman Milli Eğitim Bakanlığı zor bir soru sormamış. Dolayısıyla İnkılap Tarihi hedefimiz full yapmak, 10'da 10 yapmak. Bugün de inşallah güzel bir şekilde hızlı tekrarımızda hızlı bir konu özeti anlatacağız. Çıkacak soruları inceleyeceğiz ama şu kesin bir şey ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu sorular hep benzer minvalde. Yani milli bağımsızlığı soruyor, milli egemenliği soruyor, milli birlik ve beraberliği soruyor. Şimdi ikinci dönem konuları da olduğu için biliyorsun bu sene sadece birinci dönem değil, ikinci dönem konuları da var. O yüzden... Geçen sene sadece birinci dönem çıkıyor. Evet, geçen sene biraz daha kolaydı. Sadece birinci dönem vardı ama sana şöyle bir müjdem var Tonguç'um. Geçmiş yıllarda yani her iki döneminde olduğu sınavlara baktığımızda hem birinci dönem hem de ikinci dönem konularının olduğu senelerde de en çok soru bu ünitelerden gelmiş. Yani Atatürk'ün ölümü ve sonrası, Atatürk dönemi Türk dış politikası, demokratikleşme çabaları, bunlardan neredeyse soru bir iki tane gelmiş. Şu son konudan hiç soru gelmemiş. 2018'de, 19'da, 20'de hatta bak direkt o sayfaya geçeyim senin için Tonguç'um. Bak burada. Dikkat edin bak, Atatürk'ün ölümü ve sonrasından hiç soru gelmemiş. Son konular genellikle diğer branşlarda da böyle. Sona kalan dona kalır. Sona kalan dona kalıyor. Sormuyorlar bazı okullarda yetişmemiştir diye. Bugün ne yapacağız? Bugün seninle birlikte bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Milli bir destan ya istiklal ya ölüm. Bütün bu üniteleri, bilhassa da şu ilk üç üniteyi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz Songuç'um. Hızlı tekrarımıza buraya çok değer vereceğiz. Çünkü bu ilk üç konudan daha fazla soru gelecek. Atatürkçülük ve çağdaşlanan Türkiye ikinci dönemin en önemli konusu. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık. Bunlar Atatürk'ün temel ilkeleri. Bunları da güzel bir şekilde öğrendiğimizi burada da en az 2-3 soruyu cevap atmış oluyoruz. Son konulardan 1-2 soruya gelir ya gelmez onları da bir şekilde halledeceğiz ve inşallah inkılap tarihinde hedefimiz nedir Tonguç'um? 10'da 10. İnşallah 10'da 10 yapacağız. Şimdi burada çok önemli, hemen hızlı tekrarımıza başlamak istiyorum. Sen bu arada son tekrar kampımızda her bir videoyu detayları izledin. Şimdi hızlı tekrarları mutlaka izle, arkadaşlarla beraber paylaş. Burada çok önemli, inkılap hızlı tekrarı izledikten sonra direkt inkılap tarihi sorusu çözmenize gerek yok. Yapmanız gereken geri sayım denemeleri çözüyorsunuz veyahut da doz denemeleri çözüyorsunuz veya başka denemeler çözüyorsunuz. Diyelim ki LGS 2023 çözdünüz. 2023'te inkılap tarihinde eğer sen diyelim ki Atatürkçülükle alakalı konudan yanlış yaptın. Yani şu konudan yanlış yaptın. Nerede göstereyim şurada. Atatürkçülükle çağdaşlanan Türkiye yanlış yaptın. O zaman bu konuyla alakalı kendine ödev ver. Bunların hiçbirinden hata yapmadıysan yani inkılap tarihinde sözel 2023'te veyahut da geri sayım denemelerinde 10'da 10 yaptıysan o zaman zaten ödev vermene gerek yok. Hemen diğer branşlardan ağırlık yap. Ama diyelim ki bir kahraman doyurdan atan çıktı. İşte o zaman kendine ödevler vermelisin. Altı adımla hızlı tekrarda hemen bu konuyu bulup demelisin ki ya ben bir kahraman doyurla alakalı kendime ödev veriyorum. Bunu bir ödev, bir sorumluluk, hatta böyle hafiften tatlı bir ceza olarak da düşünebilirsin. Ya yani madem hata yaptım o zaman bununla alakalı çözemeliyim demelisin. Ve bir dahaki sefere daha dikkatli yapacağını da göreceksin Tonguç'um. Şimdi hemen soru adetlerini veriyorum. Ardından da hızlı tekrarımıza başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Bir kahraman doyurdan bir soru gelecek. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlardan 3 soru gelecek Tonguç'um. Burası önemli. Milli bir destan ya istiklal yönünden de yine 3 soru bekliyoruz. Gördüğün gibi 6 tane geldi zaten. Şimdi burada da 2 soru, buradan 1 soru gelir gelmez. Buradan 1 soru gelir gelmez. Yani bunlardan birinden soru gelecek. Son üniteden soru beklemiyoruz. 1 daha kaç eder Tonguç'um? 2 eder. 2 daha 4. 4, 3 daha 6. 11 oldu hocam. 11 oldu. İşte bunlardan bazısı gelecek gelmeyecek değil mi? O yüzden öyle oluyor. Sen hiç endişelenmene gerek yok. Burada benim bu 3 rakamlarını yazmamın temel sebebi şu. Şu 2 konuya çok iyi çalışmamız lazım. Burayı dinlerken kulaklarımızı 4 açalım. Hadi bakalım arkamıza yaslanalım ve hızlı tekrarımızı dikkatlice izleyelim Tonguç'um. Öncelikle %100 trilyon sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Bu sayfayı bilen bir öğrenci LGS'de şu anda en az bir ya da iki soruyu cebine attı. Hatta bu sayfayı, bu videoyu izleyen sonra... Oh be işte bana böyle geldi hocam. Aynen bu sayfadan %100 trilyon soru gelecek arkadaşlar. Ne demek bu hocam? İki sorum garanti mi hocam? İki soru garanti. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ÖSYM'nin, sınav sorularını hazırlayan hocaların sormadığı bir sene yok bu kavramlar. Yani şöyle düşün. Atatürk'ü bu sene sormadı. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz hocam. İmkansız. Mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı bir soru geliyor. Yani bağlantılı olarak onun karakteri, onun başarıları, ileri görüşlülüğü, vatanseverliği. Yani bunu bu sene sormam. Öyle bir şey olamaz. İşte milli bağımsızlık ve milli egemenliğin sorulmadığı sene yok. Soruyorlar. Her sene soruyorlar. Ve bunun arasındaki farkı da birçok öğrenci bilmiyor. Mesela şu anda bizi izleyen öğrenciler ikisi de çok güzel şey. İkisi de aynı şey gibi geliyor. Hayır. İkisi de çok güzel, çok önemli ama farklı şeyler. Milli bağımsızlık
ülkenin her alanda özgür ve bağımsız olması. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında düşman sağdan, soldan, doğudan, güneyden, batıdan bize saldırmıştı. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda, hukuki anlamda resmen bize saldırmıştı. Ve biz de bu düşmanı yurttan atmak için milli mücadeleyi verdik. Önce kongreler yaptık, sonrasında meclis açtık. Sonrasında Doğu cephesinde, Güney cephesinde ve Batı cephesinde savaştık. Ve bu savaşın sonrasında ne oldu? Düşmanı denize döktük. İlk başta su soğuktu ama zamanla alıştılar, yüzerek kaçtılar. Yani düşmansızlık diyebilir miyiz hocam? Harikasın. Düşmansızlık yani kendine ait özgür, bağımsız bir devletin olması. Kapitülasyonların kaldırılması milli bağımsızlıkla alakalıdır. %100 çıkar. Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye, Misak-ı Milli, bunların hepsi milli bağımsızlıkla alakalıdır arkadaşlar. Cemiyetlerin kurulması, manda ve himayenin. Bak bu inek tabii, bu ayrı. Manda farklı oluyor arkadaşlar. Manda sütünden mozzarella yapılıyor bu arada. Şimdi evet, o daha farklı. Kalın daha farklı. Bir de mi alabilir miyim Tonguç'um? Evet, o daha farklı. O da sığırcık oluyor. Bir ığların ağır bastığı bir hayvan tarzı. Şimdi bütün hayvanları seviyoruz bu arada. Manda ve himayenin reddedilmesi şu. Şimdi biz Kurtuluş Savaşı'nda önce çok büyük savaşlara giriyor Osmanlı Devleti. Trablusgarp Savaşı var, Balkan Savaşları var, Birinci Dünya Savaşı var ve bu savaşların hepsini kaybediyoruz. Çanakkale cephesi hariç Birinci Dünya Savaşı'nda bütün cephelerde kaybediyoruz. Trablusgarp Savaşı'nda kaybediyoruz. İşte başka ne diyebiliriz? Nasıl bu hale geldik hocam ya? Tam kaybediyoruz. Her şey çok iyi durumdayken Musa Kemal Atatürk çıkıp diyor ki Samsun'da, Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da genel yapar. Başarabiliriz, kazanabiliriz, düşmanı denize dökebiliriz diyor millet. Ya paşam gaza geliyorsun, böyle şey yapma, bak çok gaza geliyorsun. Biz Balkan Savaşı'nı kaybettik, Trablusgarp'ı kaybettik, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Şimdi bizi savaşa sokacaksın, bunu da kaybedeceğiz. Yapma paşam, manda ve himayeye girelim. Yani iç işlerimizde serbest, dış işlerimizde... Milli bağımlı olalım. Milli bağımlı olalım. Harika, çok güzel bir cümle söyledin Tonguç. Milli bağımlı olalım. Yani dış işlerimizde işte İngiltere'ye bağımlı olalım. Bunlar kim mesela? Wilson Prince. Güçlü devlet. Gerçekten İngiliz muhiplericin. Evet. Bağımlı olsaydık hocam şu anda İngiltere'ye vize kalkmazdı. Saçma sapan konuşma. İngiltere'ye gitmene gerek yok. Senin zaten çok güzel adaların var. Dolayısıyla İngiltere'nin ya da Amerika'nın ya da başka bir mandanın, yani pardon, başka bir ülkenin mandası olmak, onun kontrolünde olmak isteyenler oluyor. Kazanamayız diyenler oluyor. Mustafa Kemal'in ise tek bir cümlesi var. Ya istiklal ya ölüm. Ya ölelim de bu adamların altında yaşamayalım. Bu adamların kontrolünde... Freedom! Aynen. Özgürlük diyor, milli bağımsızlık diyor ve gerçekten de Türk halkı da ona inanıyor. Onunla beraber milli mücadeleyi başlatıyor ve düşmanı gemiye diyorum, denize döküyor. Gemiye de dökülenler de vardır ama daha çok denize döküyoruz. Yüzme bilmeyenler var, onlara can simidi atıyoruz ama sonuçta yüzerek karşıya geçiyorlar. Bir şekilde kurtuluyorlar, kendi hayatlarını kurtarıyorlar. Biz de ülkemizi onlardan temizlemiş oluyoruz. Lekesiz bir temizlik yapıyoruz. Düşmansızlık. Düşmansızlık. Yani ülkenin bağımsız olması milli bağımsız. Milli egemenlik ise başka bir şey. Milli egemenlik ülkenin yönetiminde halkın söz sahibi olması. Yani seçimlere girilmesi, sandığa girip oy verilmesi, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, padişahlığın, saltanatın kaldırılması. Burada tabii S büyük olacak. İşte Cumhuriyet'in ilanı. Buna benzer şeyler milli egemenlikle alakalı. Yani bu olmasa da olur. Ama bu tabii çok güzel bir hikaye. Ama bu olmazsa olmaz. Yani mesela bağımsız bir ülke değilsen ama ülkemizde cumhuriyet var. Ülkende cumhuriyet var da Türk bayrağın dalgalanamıyor. Senin başkentin belli değil. Sen başka bir ülkeye aitsen o zaman senin milli egemenliğin olmuş. Ne konuşuyorsun kardeşim? Boş konuşuyorsun. Ama bizde demokrasi var. E tamam, demokrasi var da kardeşim senin bağımsızlığın yok. Dolayısıyla milli bağımsızlık olmazsa bayrak olmuyor. İstiklal marşı olmuyor. Senin bir bağımsızlığın olmuyor. Sen Mortingenstrasse'sin esasında. İstersen milli egemenlik. Ama milli bağımsızlığı hallettin, düşmanı denize döktün, tamam güzel temiz. Ardından da en önemli şey milli egemenlik. Çünkü bir kalemi Tonguç evladım benim, bir kalemi ben kırabilir miyim? Kırabilirsiniz. Çok rahat kırabilirim. İki kalemi kırabilir miyim? İki tane mi kırabilirsiniz? Ama eğer bütün hepsi beraber olsa bunları yemez. Yemez, kıramam. İşte ülkeyi sadece bir kişi, bir kral yönetirse, bir padişah yönetirse çok rahat halk veyahut da başka ülkeler onu yönlendirebilir. Ama ülkeyi halk yönetirse, şu anda olduğu gibi ülkede seçimler yapılıyorsa, milletvekilleri, başbakanlar, cumhurbaşkanları, böyle halkın iradesi varsa... Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mükemmel. Hemen Mustafa Kemal Türk imzasını atalım şöyle. Mustafa Kemal Türk diyor ki egemenlik kayıtsız şartsız milletin diyor. Bak bu cümle bununla alakalı değil. Bununla alakalı. Yani ülkeyi kurtardık, tamam. Şimdi artık halk yönetmeli ülkeyi diyor. Bu da milli egemenlik. Bu ikisi arasındaki farkı bileceğiz. Şimdi o zaman bir kere şu kavramları bileceğiz. Bu kavramlardan bakın buraya %100 çıkar diyorum. Neden böyle yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü LGS'de bu kavramlardan biri %100 çıkacak ve bize diyeceğiz ki biz söylemiştik la 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 biz söylemiştik diyeceğiz. Dolayısıyla siz de şu anda dinlediğiniz için biz de dinlemiştik, biz de yapmıştık diyeceksiniz. O yüzden hiç endişelenmenize gerek yok. Dogmatik, kilisenin dar dünya görüşü. İktisadi, bakın bu %100 çıkar. Ekonomiyle ilgili. Yani kapitülasyonların kaldırılması, işte ekonomik sıkıntılar, bu çok çok önemli. Etnik herhangi bir ulusa ait olma, sosyal topluma ait. Bakın İngilizce'de society, society diye yazılıyor. Toplum demek. Social, toplumsal demek. Yani biz hani sosyal bir insansın sen.
Bu bizde farklı kullanılıyor. Esasında social, sosyal yani toplumsal demek. Sosyoloji toplum bilimi demek. Dolayısıyla sosyal kelimesini görünce ya işte Berke Can çok sosyal, sürekli Instagram'da tık. Hayır o değil, o değil, o sosyal, o değil. Sosyal topluma ait özellikler demek. Emperyalizm, sömürgecilik, diplomasi %150 trilyon çıkar. Hatta buraya daha da büyük bir şey yazıyorum. 1 yazıyorum diplomasiye. %100 çıkar yazıyorum. %100 çıkar yazıyorum. Ve SS alı yazıyorum. Nasıl SS alıyorum hocam, her şey yaptınız. Diplomasinin sorulmadığı sene yok. Diplomasi ne? Uluslararası ilişkiler, antlaşma ve görüşmelerden mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Teşkilatçılık, örgütleme, denge politikası, devletler arası güç dengesinden yararlanmak demek. Yani sana diyelim ki yeşil devlet mi saldırdı? Mor devlet de saldırıyor. Sen de diyelim ki kırmızı devletsin. Sen diyorsun kardeşim bir saniye ne yapabilirim? Mor devletin desteğini alarak yeşil devlet devre dışı bırakıyorsun. Yeşil devlet saldırdı. Mesela İngiltere saldırdı. Fransa'nın desteğini alarak İngiltere'yi durduruyorsun. Yani bir şekilde düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla bazen kendi düşmanınla da işbirliği yapabiliyorsun ki diğer düşmanını durdurabilirsin. Denge politikası güdüyorsun. Ateşe militer elçiliğe bağlı askeri uzman demek. Burada denge politikasına da yıldız koymak istiyorum. Meşrutiyette hem padişahın hem de meclisin yani halkın bir arada olduğu yönetim biçimi. Şimdi uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'ya baktığımızda dünya, güzel dünyayı alalım şöyle. Dünyayı şöyle, dünya gelir misin evladım? Dünya haritasına baktığımızda arkadaşlar, dünya haritasında çok önemli bir gelişme yaşanacak. Biz Osmanlı Devleti olarak çok büyük bir şekilde Akdeniz'i göl yapacağız. Buraları kontrol altına alacağız ama bakın bu silinebiliyor kalem, korkmayın. Burası doğu arkadaşlar. Burası da çok güzel. Teşekkür ederim asistan arkadaşımız Steve. Thank you. Şimdi burası batı, tamam mı? Şimdi eskiden sadece batı ve doğu var. Burayı bilmiyorlar. Amerika daha keşfedilmemiş. Ortada da Osmanlı var. Bakın şuraya da Osmanlı'yı şöyle Türk bayrağını koyuyorum. Osmanlı, tamam mı? Biz İstanbul'u fethedip doğu ile batının bağlantısını kesince batı diyor ki what the hell is kind of file? Biz ne yapacağız? What biz the hell is going on? Ha, biz ne yapacağız? Çünkü biz burayı böylesine alıyoruz burayı. Tamamen kapatıyoruz. Bağlantıyı kestiriyoruz. Bu sefer batı gidiyor böyle keşif yapalım derken Amerika'yı keşfediyor. Güney Amerika'yı keşfediyor. Ümit burnunu keşfediyor. Hindistan'a ulaşıyor ve inanılmaz zenginleşiyor. Buna biz coğrafi keşifler diyoruz. Demek ki biz doğu ile batının bağlantısını kesince batının yeni yerler keşfetmesine coğrafi keşifler diyoruz. Coğrafi keşifler yaptıktan sonra adamlar zenginleşiyor. Para geliyor tabii. Amerika'yı keşfedecek misin? Güney Amerika'yı keşfedecek misin? Afrikalıları sömürüyorlar. Her yeri sömürüyorlar. Para geliyor ve sanata ve sanatçıya yatırım yapıp Rönesans yapıyorlar. Yani edebiyat, bilim ve sanat alanında gelişmeler yaşanıyor. Sonra kilisenin baskısından kurtuluyorlar. Reformda kilise diyorlar ki Tori ame, Tori ame, ameno, ameno, Tori ame, Tori ame. Yani tamam güzel söylüyorsun kardeşim ama sen kilise olarak çok fazla baskı uyguluyorsun. Biz artık seni sallamayacağız diyorlar. Ve bu sayede Avrupa reform yapıyor. Ardından da aydınlanmaya başlıyor ve akıl ön plana çıkıyor. Böyle Newtonlar, çok önemli yasalar fizikte, kimyada, işte bilimlerde gelişmeler yaşanıyor. Avrupa inanılmaz güçleniyor. Yani esasında biz bu doğu ile batının balansını, bak kendi kendine siliniyor bu arada gördüğünüz gibi. Doğu ile batının balansını kestikten sonra batı adeta uyanıyor. Yani en koyu karanlıktan bir anda apaydınlığa çıkıyorlar. Hem zenginleşiyorlar, hem bilimde, hem sanatta ilerliyorlar. Ve teknolojide inanılmaz güçleniyorlar. Ardından da sanayi inkılabı ve Fransa ihtilaliyle de çok güçlü hale geliyorlar. Osmanlı artık biz sıkıntıdayız diyor ve zaten bir sürü toprağını da kaybediyor. Fransa ihtilaliyle milliyetçilik akımı ön plana çıkıyor ve milliyetçilik akımı sonrasında Osmanlı Devleti'nin içerisinde farklı farklı uluslar yaşıyor. Yani şöyle düşünün, şöyle farklı farklı kalemler almak istiyorum. Osmanlı içinde sadece biz Türkler yokuz. Aynı zamanda Rumlar var, Ermeniler var, işte Bulgarlar var, Romenler var, Slavlar var. Farklı farklı bir sürü millet var da var. Fransa ihtilali sonrası milliyetçilik akımı çıkınca diyorlar ki Sırplar, ilk olarak Sırplar isyan ediyor. Biz Sırbiye kapatara bir yani adam. Biz Sırbız diyorlar, isyan ediyorlar. Ardından Rumlar isyan ediyor. Rumlar ilk devletinin kuranı oluyor. Sonra Romenler, Bulgarlar, Araplar, herkes isyan ediyor. Ve Osmanlı Devleti, böyle kozmopolit olan Osmanlı Devleti parçalanmaya başlıyor. Herkes bugünü beklemiş. Aynen. Osmanlı Devleti birden fazla milletten oluştuğu için milliyetçilik akımı sonrasında yıkılıyor. Bakın bu da %100 sorulur arkadaşlar. Milliyetçilik akımını bilmiyorsanız hiç ama sakın sakın inkılap tarihi biliyorum demeyin. İnkılap tarihinde milliyetçilik kelimesi çok çok önemli. Zaten Osmanlı Devleti bu milliyetçilik akımı yüzünden dağılıyor. Mustafa Kemal de diyor ki kardeş bir saniye ya. Sen Sırbım, sen Bulgarım, sen Romenim, sen Arabım, sen şuyum buyum diye ayrılıyor musun? Ben de Türk'üm, ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyorum diyor. Ve Atatürk oluyor. Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu kuruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyor ve diyor ki biz de Türkiye Devleti'ni kurarız diyor. Yani Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlıyor. Bu da önemli. Zaten bizim devletimizin adının Türkiye Cumhuriyeti olması da buradan kaynaklı arkadaşlar. Sonrasında bir de sanayi inkılabı var ama sanayi inkılabında patlıyoruz. Sanayi inkılabında Avrupa o kadar hızlı, o kadar güzel üretim yapmaya başlıyor ki biz onun gerisinde kalıyoruz. Ekonomik anlamda çöküyoruz. Hatta kapitülasyonlarla iyice batıyoruz, mahvoluyoruz. Ama sonradan Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp bir şekilde bundan da kurtulacağız. Dolayısıyla bunlar
Fransa İhtilali, Sanayi İnkılabı aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın da sebebi olacak. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de yıkılmasının da sebebi olacak. Osmanlı Devleti yıkılmasın diye Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık var. %100 buradan soru gelecek. Hocam her sayfaya %100 koyuyorsunuz. E maalesef biz de zaten sadece çıkacak şeyleri anlatalım dedik. Yani öğrenciler çok iyi öğrensinler ve sevgiyle konuları... Hayır. Sadece sınav endeksi gidiyoruz. Yani sınavda ne çıkacaksa onları göstereceğiz. Dolayısıyla bu sayfa ve bir önceki sayfa soru. Şimdi Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için hepimiz Osmanlıyız anlayışı ama tutmuyor. Türkçülük biz Türk'üz anlayışı ve bu tutacak yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlayacak. İslamcılık hepimiz Müslümanız, hepimiz Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu kabul ediyoruz. Diyoruz biz Araplara ama Araplar etallamu lugatel arabiyye fil mescid. Yani hocam tamam biz de Müslümanız ama biz kendi devletimizi kuracağız diyorlar. Batıcılık da batı yönelim diyeceğiz. Burada Türkçülük fikri yeni Türk devletinin kurulmasını, batıcılık fikri de yeni Türk devletinin çağdaş, modern ve laik olmasını sağlayacak. Burası önemli. Tanzimat fermanı, tanzimat düzenleme demek. Osmanlı Devleti bu dağılmaya karşılık düzeltmek için devlette anayasallaşmanın başlangıcını yapıyor. Yani padişahın bile uymak zorunda olduğu kanunlar yazılıyor Gülhanettin Hümayunu'yla. Islahat fermanı ıslah da yenilemek demek. Burada da yabancılara da haklar veriyoruz. Bu bizdeki Müslümanları biraz küstürecek. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet önemli. Padişahın yanında halk da yönetime katılacak. Bakın şurası çok çok önemli. Mustafa Kemal kaç yılında doğdu Tonguç'um? 1881. Mükemmelsin. Bak buraya yazıyorum. 1881. Osmanlı Devleti'nde meclis, Osmanlı Devleti'nde seçimler 1876'da yapıldı. Yani Mustafa Kemal 5 yaşındayken. Doğmadan önce ne? 1881'den geri gitti 76'da. 1876'da meclis var, sandık var. Bir şekilde insanlar İstanbul'daki meclise gidip oy veriyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal daha doğmadan önce Osmanlı'da milli egemenlik %50'de olsa var. Mustafa Kemal gelip diyor ki %100 halk yönetmeli diyor. Zaten Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde egemenlik milletindir. Ulusun bağımsızlığını ulusun kararı kurulacaktır deyince millet what bu ne diyorsun demiyor. Anlıyorlar. Evet %50 biz yönetiyoruz artık %100 biz yönetelim diyorlar. Burası önemli. Gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'e. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'te dini hoşgörü ve zenginlik var. Zaten Osmanlı'nın her yerinde var. Osmanlı çok hoşgörülü bir devlet. Ve dolayısıyla çok uluslu yapı var. Farklı farklı milletler yaşıyor. Sosyal yapısını gösteriyor. Ve batıya açılan bir kapı Selanik. Selanik günümüzde Yunanistan'da. Yani Selanik şu an günümüzde burada. Batıya açılan bir kapıda. O zamanlarda Osmanlı Devleti'nin bir parçası. Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti, ekonomik özelliği ve birçok gazete, dergi çıkması farklı dillerde kültürel hayatının olduğunu da gösteriyor. Farklı dillerin bir arada olması dini hoşgörü gösteriyor ve sosyal yapının güçlü olduğunu gösteriyor. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi burada sizin alıştığınız ekran görüntüsünden yapmak istedik arkadaşlar. Şu ne güzel hocam. Zoom mu hocam? Evet Zoom arkadaşlar. Meeting ID'mizde 1886-1905. Yani Mustafa Kemal Türk'ün çocukluk eğitim yıllarında. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Şu Türk bayrağımızı şöyle güzelce saygılı bir şekilde. Resmen Zoom dersi gibi. Aynen Zoom dersi. Herkes kamerasını açsın. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk ilk başta mahalle mektebi. Mikrofonu kapatır mısınız Şemsi Efendi? Evet Şemsi Efendi kapattı. Şimdi mahalle mektebine. Mahalle mektebine gidiyor Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü buraya gitmesinin annesi. Annesi onun böyle böyle dini eğitimlerde çok güçlü olmasını istiyor. Babası ise modern okullarda okumasını istiyor. O yüzden buradan ayrılıp Şemsi Efendi ilkokuluna gidecek. Sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidecek ama esas da o babasının istediği gibi. Babası ona çocukken bir kılıç hediye etmiş ve bu kılıcı da Mustafa Kemal yatağının başına asmış ve annesine diyor ki anne seni çok seviyorum. Sen gerçekten benim için çok değerlisin. Cennette annelerin ayağı altında elini öpmek istiyorum ama ya ben böyle mülkiye eriştiyse ıvır ıvır bunlarla okumak istemiyorum. Ben babam bana kılıç hediye etmiş. Babası vefat ediyor tabii çocukken. Çok zorlu bir çocukluk yaşıyor. Anne diyor ben diyor bir asker olarak doğdum ve bir asker olarak öleceğim diyor. O yüzden diyor lütfen diyor beni diyor bu mülkiye eriştiyesinden al. Senin izinle askeri okula gitmek istiyorum diyor. Annesi diyor ki tamam oğlum sen muhtemelen iyi bir asker olacaksın diye düşünüyorum. Git diyor. Ve Mustafa Kemal de zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz yani Türklerin yetiştirdiği en büyük, en güçlü komutanlardan ve askerlerden biri. Hani şöyle düşünün. Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Alparslanlar, Mustafa Kemal Atatürk ne kadar önemli bir devletin dağılmasını önleyen bir komutan yani. Çok önemli kararlar alıyor. Dolayısıyla iyi ki de annesi izin veriyor. O da annesinin izni aldıktan sonra askeri rüşteye gidiyor. Orada askeri okulda okuduktan sonra askeri idadi yani liseye gidiyor. Liseye gidiyor. Rüşteye ortaokul demek arkadaşlar. Yani 5, 6, 7, 8 sınıflar. İdadi lise 9, 10, 11, 12. Sonra harp okuluna gidiyor. Üniversite, harp akademisi üst seviye üniversite. Buralarda aldığı eğitimler sonrasında gerçekten mükemmel bir asker olarak yetişiyor. Burada çok önemli. Kendisi burada Manastır Askeri İdaresi'nde milliyetçilik fikrini anlayacak. Diyecek ki ha bu devletler bizden ayrılmak istiyorlar. O zaman milliyetçiliğe yönelim diyecek. Aynı zamanda işte Ziya Gökalp'le Mehmet Emin Yurdakul'la tanışacak. Bunlardan bazı milliyetçilik fikirlerini alacak. İstanbul'da yine Fransızcayı öğrenecek, kendisini geliştirecek. Başkent o zaman İstanbul. Orada çok önemli gelişimler, kazanımlar kazanacak. Bunları zaten söylenebilir, yorumlanabilir şeklinde soruyorlar. Osmanlı eğitim sistemine baktığımızda, Mustafa Kemal Atatürk'ün buradan da soru gelir arkadaşlar.
Osmanlı'da bir yerli okullar var. Askeri, Avrupa tarzı, medreseler, dini eğitim veren ve meslek okulları var. Bir de yabancılık okulları var. Bunlar azınlık okulları. Günümüzde de var böyle işte Dame de Sion, Saint-Pierre, Saint-Benoît, Saint-Michel, işte Robert Koleji. Robert Koleji, Avusturya Lisesi, Amerikan Lisesi falan filan. Bunlar var. Bunlar ayrı telden çalıyor, bunlar ayrı telden çalıyor. Bunlar da kendi içinde ayrı telden çalıyor. Yani Osmanlı'da eğitimde birlik yok. Bunu sorabilirler. Fikir ve hedef birliği yok. Devlet denetimi az. Bu adam burada azınlık okulunda azabiliyor. Saçma sapan şeyler yapabiliyor. Azgınlık okulu. Azgınlık okulu yapabiliyorlar. Yani Fransızca derslerini, Türkçe derslerini Fransızca okuyor. Sen Türkçe derslerine bir Fransızca giriyor. Bonjour, moi, mendele, beaucoup falan. Ne diyorsun ya hocam? Biz Türkçe dersi... Merci beaucoup hocam. Merci beaucoup falan. Tövbe tövbe. Yani ne diyorsun? Anlamıyorum ben. İşte bunlar böyle kendi kafalarına göre takılıyorlar. Ve Mustafa Kemal bunu da görecek. Diyecek ki ya böyle eğitim birlik yok diyecek. Sonradan bakın bu da önemli. Bu da çıkar sınavda. 3 Mart 1924'te Tedrisat Kanunu'yla tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve herkes artık Türkçe derslerini Türk hocalar, tarih, coğrafya derslerini Türk hocalar gösterecek ve eğitimle birlik sağlanacak. Ama Osmanlı'da eğitimle birlik yok. Geldik Mustafa Kemal etkileyen olaylar, durumlar ve kişileri. Fransa ihtilali milliyetçilik konusunda etkileyecek. Sanayi inkılabı yine ekonomi konusunda dikkatli bir şekilde davranmamız gerektiği konusunda etkileyecek. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal'i daha gerçekçi kılacak. Diyecek ki böyle hani bizim atalarımızda şöyle bir huy var böyle tüm Amerika'yı işte Orta Asya'yı alalım. İşte tüm Anadolu'yu alalım. Yani şimdi sen Malazgirt'i düşün yani Alparslan'ı düşün Melikşah bunlar çok büyük komutanlar. Ama Atatürk de çok büyük bir komutan ama hayal kurmayacak. Diyecek ki ya biz gaza gelelim ülkemiz kurtarmak için ama gidip de Bulgaristan'ı geri alalım işte Arabistan'ı geri alalım bu biraz zor. Çünkü çok büyük devletlerle mücadele en azından kendi sınırlarımızı misak-ı milliyi koruyalım diyecek. Yani gerçekçi olmasını sağlayacak. Doğu büyüdüğü ortamda yine onun kültürel ortamının zengin olmasını demokratik olmasını sağlayacak. Ve Mustafa Kemal'in en önemli özelliği vatansever olması. Yani vatanı sevdiği için zaten askerlik mesleğini seçiyor. Şimdi Ziya Gökalp soy ismine bakın Gökalp. Direkt milliyetçilik konusuna etkileyecek. Namık Kemal vatanseverlik. Yurdakul. Soy isminiz nedir? Yurdakul. Daha ne diyeceksin? Adam yurduna kul oluyor. Bu da yine milliyetçilik. Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau milli egemenlik konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyecekler. Öğretmenleri Mustafa Bey, Nakiyüddin Bey bunlar da mesela Mustafa Bey adını veren öğretmen. Ona Kemal yani zaten Osmanlı'da ikinci ad sonradan veriliyor. Mesela ismi normalde Mustafa sonradan Kemal adını hocası onun akıllı olduğu için ona Kamil, Kemal ismini verecek. Nakiyüddin Bey yine Fransız öğretmeni. Tevfik Bey de lisedeki tarih öğretmeni onun milliyetçi olmasını sağlayacak. Arkadaşları da yine çok değerli çalışmalar yapacak. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerine baktığımızda buradan %100 soru gelecek arkadaşlar. %100. Bu Mustafa Kemal'in kişilik özelliğiyle alakalıdır ya da değildir ile alakalı sorunun sorulmadığı sene yok. Örnek sorularda işte çıkmış gerçek... 1900. Aa doğru. 1900'de sorulmuş. O zaman LGS bir de o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün daha tarih kitaplarına girmemiş. Şimdi dolayısıyla buradan şu anda bir soruya bakıyorsunuz. Şu anda bu sayfa size bakıyor, siz de bir sayfaya bakıyorsunuz. Ama esasında bir LGS sorusuna bakıyorsunuz. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Çanakkale Savaşı'nda düşmanı nereden çıkaracağını bilmesi, İkinci Dünya Savaşı'nın olacağını bilmesi ileri görüş olduğunu gösteriyor. Trablusgarp Savaşı'nda asker kılığının gazeteci kılığına gitmesi, Kurtuluş Savaşı'nda ölümü göze alması vatansever olduğunu gösteriyor. Her şey olduğu gibi ifade etmesi açık sözlü olması. Vatan ve hürriyet cemiyetini kurması lider olması. Birçok alanda eser vermesi çok yönlü olması. Yani geometri kitabı da var Atatürk'ün. Aynı zamanda hayaller peşinde koşmaması, yani mantıklı hayaller kurması, mantıklı gerçekler üzerine hareket etmesi mantıklı olması. Milli mücadele döneminde cemiyetleri birleştirmesi, Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürmesi, birleştirici olması. Bağımsızlık zaten Kurtuluş Savaşı. Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir diyor. Yani milli bağımsızlık konusunda hiçbir şekilde taviz vermiyor. Ya paşam ya falan. Hayır. Hocam ya paşam şu. Hayır hayır hayır. Ya istiklal ya ölüm. Ölelim ama böyle mırın kırın etmeyelim diyor. Kararlı bir kişi Hatay meselesinde vefat edene kadar bakın artık hastalıktan yıpranmış durumda yine de Mersin'e gidip Hatay'ın ülkemize katılması için mücadele veriyor. Ya sen hastasın paşam dinlen biraz Ankara'da dinlen biraz. Yok yok hayır. Hatay'da ana yurdumuza katılmalı diyor. 40 asırlık Türk yurdu yani 4000 yıllık Türk yurdunu biz Türkiye'nin dışına bırakamayız diyor. Hakikaten de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra Hatay bize katılacak. Bu da ikinci önemli konusu ama artık sınavda var. Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerlik hayatını görüyoruz. Buradan da yine yorum sorusu şeklinde gelecek. Öncelikle Mustafa Kemal ilk Şam'da 5. orduda görev yapacak bu bir. Bak Şam 1. görev yeri. Ardından burada vatan ve hürriyet cemiyetinin kurması onun teşkilatçı olduğunu gösteriyor. Sonra hop 31 Mart olayı için İstanbul'a gidecek. Burada hareket ordusuna kurmay başkanı olacak. Burada milli egemenliği desteklediğini görüyoruz. Yani işte meşrutiyeti istemeyenlere karşı davranan bir meşrutiyeti istemeyenlerin çıkardığı isyanı bastırıyor. Yani milli egemenliği istemeyenlerin çıkardığı bir isyanı bastırıyor. Ardından Trablusgarp Savaşı'na gazeteci kılığına gidecek. Burada ilk askeri başarısını elde edecek. Derne, Tobruk,
kelimelerini gördüğünüz zaman burada gizli görevle gittiğini ve ilk askeri başarısını elde ettiği zaman Trablusgarp Savaşı'nı bileceksiniz. Bakın buraya şöyle bir kocaman önlem işareti koyuyorum. Neden hocam? 2016'da, 2017'de, 2018'de ve 2019'da buradan soru geldi. Mustafa Kemal burada Arap halkı örgütlüyor. Gidiyor onlara diyor ki kardeşler hep beraber birleşirsek de Mustafa Kemal Arapça biliyor. Benim gibi Türkçe konuşmuyor. Arapça biliyor, Osmanlıca biliyor. Zaten Osmanlı vatandaşı Mustafa Kemal Türk'te. Onları örgütlüyor ve orada savaşın kazanılmasını sağlıyor. Sonradan buradaki örgütleme yeteneğini Türk halkı için milli mücadele döneminde de yapacak. Yani gidecek burada Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta yine Türk halkını örgütleyecek ve milli mücadeleye başlayacak. Bunun teşkilatçılık, örgütçülük yeteneğinin en güzel göstergelerinden biri. İkinci Balkan Savaşı'nda Gelibolu'da görevli ve burada da Çanakkale açısından bir staj yapmış oluyor. Çanakkale öncesi bir bölgeyi tanımış oluyor. Sofya'da Balkan Savaşları burada arkadaşlar. Sofya'da ateşe militerliği yapıyor. Burada da yine Bulgar parlamentosunu inceliyor. Milli egemenlik konusunda fikirler alıyor ve Türk azınlığı destekliyor. Orada Yeniçeri kostümüyle giderek Osmanlı Devleti'ni ve Türk askerini, Türk'ü koruduğunu gösteriyoruz. Milliyetçilik fikrini görüyoruz burada. Birinci Dünya Savaşı'nda da Picardi manevralarında ileri görüşünü gösterip istikbal göklerde diyecek. Burada yine aynı şekilde uçakların ileride çok önem kazanacağını söylüyor ve gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar çok fazla kullanılıyor. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde, Kafkas cephesinde ve Suriye cephesinde mücadele edecek. Çanakkale cephesinde Anafartalar kahramanı olacak. Birinci Dünya Savaşı'nda kazandığımız tek cephe ve Çanakkale cephesinde elde ettiği zaferle Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda da milli mücadelenin lideri olacak. Herkes diyecek ki biz onu tanıyoruz. Çanakkale cephesinde süper bir kahramandı. Anafartalar kumandanıydı. Biz onun arkasında hep beraber Kurtuluş Savaşı için gireriz diyecekler. Aynı zamanda Kafkas cephesinde Muş, Bitlis, bakın Kafkas cephesini göstermek istiyorum. Muş, Bitlis'i geri alınmasını sağlıyor. Ve Suriye, Filistin cephesinde Yıldırım orduları komutanı olarak görev yapacak. Burada da mantıklı davranıp orduyu geriye çekelim diyecek. Yoksa daha fazla kayıp verebiliriz diyecek. Trablusgarp Savaşı ile alakalı hemen bilgiyi veriyoruz. İtalya sömürge içimize saldıracak ve Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybedecek. Balkan Savaşları'nda bütün Balkan devletleri bize hep beraber saldıracaklar. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak isteyecekler. Birinci Balkan Savaşı'nda çok fazla toprak kaybedeceğiz ama ikinci Balkan Savaşı'nda bunlar birbirine girdiği için biz de tekrar Edirne'yi geri alabileceğiz. Bunlardan hep yorum gelir. Balkan faciası Osmanlı'yı bakın buradan şöyle bir soru gelir arkadaşlar. %100 çıkar demeyelim de bil diyelim. Buna %100 demiyorum, dikkatli olacağız. Siyasi, askeri, psikolojik, demografik ve dini alanlarda etkiledi. Peki paragrafta ne yazarsa bunu anlayacağız. Sınırlar değişti derse siyasi. Askerimiz şehit oldu derse, vatanda çok şehit verdi derse askeri. Birçok insan buraya göç etmek zorunda kaldı ve çok büyük sıkıntılar yaşadı derse psikolojik. Nüfusumuz arttı derse, çünkü buradaki Türk, yani Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da yaşayan Türkler buraya geçiyor diyor. Hani Balkanlarda, biz Balkanlardan geldik diyenler var. İşte onlar Balkan Savaşları sırasında gelenler. Demografik değişim yaşanıyor. Ve tabii ki de dini olarak da değişim olduğunu orada dini kelimelerden anlayabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci ünitemize. Toplam 7 ünitemiz var. Birinci üniteyi bitirdik. İkinci üniteye geldik. Hızlı gidiyoruz. Oh be. Adı üzerinde LGS hızlı tekrar. Hiçbir şekilde emniyet kemerini sakın çözmeyin. Çünkü düşersiniz sandalyeden arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Eğer hocam çok hızlı konuşuyorsunuz diyorsanız hızı azaltabilirsiniz. Ben YouTube'da bütün her şeyi iki hızında izliyorum. Sadece kendimi izleyemiyorum. 1.25'te bile izleyemiyorum. Yani 1.25'e 1.50 aldığımda anlayamıyorum kendi konuşmalarımı. Ama sizler eğer anlayabiliyorsanız sizler benden çok daha zekisiniz. Sizler çok daha gençsiniz. İkiye de alabilirsiniz. Hızı artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ama ben şu anda adı hızlı tekrar. Çünkü burada yetkili arkadaşlar bu hızlı tekrar hocam lütfen hızlı anlatınız dedi. Arkadaşların zamanı. Lütfen hızlı anlatınız. Geç kalmamız lazım hocam dediler. Ben de o yüzden hızlı anlatıyorum. Şimdi o yüzden emniyet kemerinizi çözmüyoruz. Misak-ı milli arkadaşlar milli ant, milli yemin demek. Bu çok çok önemli. Bunu %100 soracaklar. Niye? Çünkü geçen sene de sordular, onun sene de. Misak-ı milli zaten Kurtuluş Savaşı'nın projesi, Kurtuluş Savaşı'nın nedir onun adı? Taslağı, Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yeminimiz. Yani bizim hani Müslüman olduğumuzda ne diyoruz? Kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşheden la ilahe illallah. Hani Allah'a inanıyordığımızı söylüyoruz. İşte bizim de Kurtuluş Savaşı'ndaki yeminimiz, andımız misak-ı milli. Diyoruz ki işte Hatay bizim olacak diyoruz, Batum bizim olacak diyoruz ama Batum bizim değil. Tamam, bazen taviz verebiliyoruz. Kapitülasyonları kaldıracağız diyoruz. İşte sınırlarımızı belirliyoruz. Biz misak-ı milliyi gerçekleştirmek için savaşacağız Kurtuluş Savaşı'nda. Fetva dini bildiri demek. Şeyhülislam veya müftü tarafından verilen, müftü de imamların başı. Ulusal egemenlik zaten dersin başında söylemiştik. Halkın iradesinin yönetime yansıması. Ulusal bağımsızlık başka devletlerin güdümü etkisi altında olmamak. Yani bağımsız olmak. Klikya eski çağlarda Adana ve civarına verilen isim. İstiklal bağımsızlık demek. Manda bir devletin başka bir devlet tarafından yönetilmesi. Milli bağımsızlığın tam tersi. Kuvayi Milliye çok çok önemli. Kuvayi Milliye kim biliyor musun Tonguç'um?
Kuvayi Milliye sizsiniz arkadaşlar. Yani Kuvayi Milliye, milli güçler. Milli, biziz yani. Bizler milli gücüz. Ben ders anlatarak milli güce destek veriyorum. Sizler ders çalışarak, işte askerlerimiz sınırı bekleyerek, polisimiz ülkemizi... Milli güç, yani biz yani. Kurtuluş Savaşı'nda da yerel direniş örgütleri olacaklar. Çünkü ordumuz Mondros Ateşkes'ten sonra terhis edildiği için biz diyeceğiz ki ordumuzu terhis ettiler. Biz ne yapabiliriz? O zaman biz kendimiz koruruz diyeceğiz. Yani Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Ursavaş diyecek ki ya biz bir dakika kardeşim, yani ordu yoksa biz kurtarırız diyecek. Ne var ki diyecek, yani hemen bu işi halledebiliriz diyecekler Kuvayi Milliye. Kapitülasyon da çok çok önemli arkadaşlar. Milli bağımsızlık alakalı. Yabancı devletlere verilen her türlü ayrıcalık ama daha çok ekonomik anlamda olduğunu da net bir şekilde bilmemiz lazım. Şark da Doğu demek. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda genel nedenleri ham madde ve pazar arayışı var. Sömürgecilik var. Of sömüreyim, her yer benim olsun diyor böyle büyük devletler. Milliyetçilik akımı var. Herkes kendi devletini kurmaya çalışıyor. Ve silahlanma yarışı var. Bak, savaşan devletler öndeki para için koşturuyorlar. Ama hop cumhurla mezara düşecekler. Birinci Dünya Savaşı. Özel nedenlere baktığımızda İngiltere ve Almanya arasında sömürge rekabeti var. Almanya sonradan kuruluyor. Almanya'nın eski adı Prusya. Sonradan Almanya oluyor ve bir bakıyor ki ana her yeri sömürmüş İngiltere. Alsas-Loren sorunu var Almanya ile Fransa arasında. Burada çok fazla kömür var. Bu da sanayi inkılabı için önemli. Ve Rusya'nın da Pan-Slavizm politikası var. Bu ne demek hocam? Slav milliyetçiliği politikası var. Birinci Dünya Savaşı'nda taraflara baktığımızda, hatta şöyle bizim stadımızı hemen getirelim. Birinci Dünya Savaşı'nda taraflara baktığımızda bir üçlü ittifak grubu var. Yani bizim olduğumuz grup. Macaristan, Almanya ve İtalya. Ama İtalya karşı tarafa transfer olacak. Bir de üçlü itiraf grubu var. Burada da Fransa, İngiltere, Rusya var. Burada yedeklere baktığımızda yedeklerde Osmanlı var. Bulgaristan, Osmanlı yedeklerden oyuna alınacak. Kim kazanır hocam? Savaşı normalde bizim kazanmamız lazım. Ama Amerika bu tarafa destek verince, bak ABD yedeklerde oyuna girince Ronaldinho gibi girecek ve çalım atacak. Bir şekilde savaşın bu tarafın kazanmasını sağlayacak. Ama normalde savaşı biz uzatıyoruz. Tabii Almanya'nın da bir sakatlığı var. Sakatlık yaşıyor, böyle yanlış kararlar alıyor. İşte bazı hileler var, maçı satan taraflar var. Yani değişik şeyler oluyor, onu sonra konuşuruz ama kesin olan bir şey varsa biz Macaristan, Almanya, Osmanlı bir tarafız. İttifak grubuyuz. Fransa, İngiltere, Rusya. Rusya sakatlanacak mesela maçta. Savaştan dışarı çıkacak arkadaşlar. Aynı zamanda itilaf grubu var. Burada Sırbistan, Yunanistan, ABD devreye girecek. Şimdi o zaman bu tabii bu burada dura dursun. Burada itilaf ve ittifak bir kere bileceğiz. Bu bir. Şimdi Osmanlı, biz neden savaşa giriyoruz? Bir kere kaybettiğimiz yerleri geri alabiliriz diyoruz. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz. Kapitülasyonlar, yani ekonomik bağımsızlık istiyoruz. Ekonomik olarak bizi çökertiyor. Bakın kapitülasyonları %100 soracaklar arkadaşlar size. Niye hocam, nereden biliyorsun? Her sene çıkıyor. Her sene çıkıyor ve sınavda kapitülasyonları bilmiyorsan girme sınava yani. Kapitülasyonlar ne ya, bilmiyorum. Bileceksiniz. Kapitülasyonlar şu. Osmanlı devletini ekonomik anlamda çökerten yabancı devletlere verdiğimiz ayrıcalık. Eğer bu ayrıcalık kalkmazsa sen Sakarya Zaferi'ni kazanmışsın. Emin olun çok daha zor durumda olur. Yani şöyle düşün. Sakarya Zaferi'ni kazan. Düşmanı denize döküyor ama kapitülasyonlar devam ediyor olsaydı biz şu anda perişan halde olurduk. Bitmiş halde olurduk. Ekonomik anlamda büyük devletlere bağlı halde olurduk. Dolayısıyla kapitülasyonları kaldırmamız şart. Ekonomik, yani şöyle soruyorum Tonguç. Savaşın temel nedeni ne Tonguç'um? Paradır. Para. E sen savaşı bitiriyorsun ama hala parasızsın. O zaman boşuna konuşuyorsun ki sen. Ben kazandım, evet. Ama para. Hayır. Kapitülasyonları kaldırman lazım. Dış borçlardan kurtulmak istiyoruz. Zaten kapitülasyonları da Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Anlaşması'yla kaldıracağız. Almanya Osmanlı yanında istiyor çünkü Osmanlı'nın halifelik gücünden faydalanmak istiyor. Jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor ve savaş yükünü hafif etmek istiyor. Bu resimde ne oluyor Tonguç Erdem, görebiliyor musun? Bu resimde hocam arabada birisi böyle bir fenalaşmış sanki. Evet, fenalaşmıyor. Esasında burada Sırp genci Avusturya Macaristan veliahtını, bunun adı Gavrilo Princip, ateş edip öldürüyor. Sırbistan. Çok karışık hocam, gözükmüyor mu şu evet, anda? Evet, şöyle boş sayfada gösterelim bak. Şöyle daha net gösterelim bak. Bu Sırp genci Gavrilo Princip Avusturya Macaristan veliahtını öldürünce Avusturya Sırbistan'a savaş açıyor. Sırbistan da ne yapacak? Avusturya Sırbistan'a savaş açınca Rusya da Avusturya'ya savaş açıyor. Rusya Avusturya'ya savaş açınca Almanya da Rusya'ya savaş açıyor. Almanya Rusya'ya savaş açınca da İngiltere, Fransa, Almanya'ya savaş açıyor. Hepsi birbirine giriyor. İndir öyle, indir öyle derken hepsi birbirine girecek Tonguç evladım benim. Dolayısıyla savaşın görünen nedeni o ama bilinen nedenleri bunlar. Osmanlı Devleti farklı farklı cephelerde savaşacak. Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin ve Hicaz, Yemen. Saldırı cepheleri Kafkas ve Kanal. Müttefiklere yardım cepheleri Galicia, Romanya, Makedonya cephesi. Burada arkadaşlar biz Çanakkale cephesi hariç hemen hemen bütün cephelerde kaybediyoruz. Ama şu çok çok önemli. Savaşın uzamasını da sağlıyoruz Çanakkale cephesi sayesinde. Zencilerin ne işi var hocam?
Bu var yani arkadaşlar diye ittifak devletlerini, itilaf devletlerini böyle sandığa koyacaklar. Savaşın sonunda bizler yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı maalesef dağılacağız, yenileceğiz. Çok uluslu imparatorluklar yıkılacak, yeni rejimler ortaya çıkacak, Avrupa'nın siyasi haritası değişecek. Milletler Cemiyeti, Cemiyeti Akvam kurulacak ve çok ağır şartlar içeren anlaşmalar imzalayacaklar. Mesela Almanya'ya Versay diye çok ağır bir anlaşma imzalayacaklar. Almanya o kadar zor duruma düşecek ki sonradan İkinci Dünya Savaşı'nı başlatacak. Osmanlı'ya Sevr'i imzalayacaklar ama biz kabul etmeyip Kurtuluş Savaşı yapacağız. Şimdi geldik Mondros Ateşkes Anlaşması'na. Savaş bitince ne yapılır? Ateşkes yapılır. Ateşkes Anlaşması ama 7-24 işgalleri açık hale getiriyorlar. Bu ne demek? 7. madde ve 24. maddeyle Osmanlı resmen işgallere açık hale geliyor. Nasıl oluyor? Diyorlar ki mesela bu 7. madde, bunun orijinaldeki maddesi 7. Diyor ki, İtilaf Devleti'nin güvenliklerine karşı tehlike gördüklerini bölgelerini işgal edebileceklerdir. Ne diyorsun sen ya? Her yeri işgal edersin. Evet öyle yapacaksın zaten diyor ve bu siyasi bir tehdit. Bu da Doğu Anadolu'da vilayet-i sitte diyebilir, Arapçasını yazabilir. 6 ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge işgal edilebilecek. Bu da yine işgaller için, bu da siyasi. Boğazlar itiraz edilen olacaktır. Siyasi. Ordu terhis edilecektir. Askeri. Demir yolları, ulaşım ve haberleşme araçları, limanlar, işte tüneller, geçitler itiraz edilen olacaktır. Bu da teknik, ekonomik ve ulaşımla alakalı. Buradan da %100 soru gelecek arkadaşlar. Bunu da çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunu da sakın sakın aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi bu Mondros Ateşkesi'ne tabii ki bizler tepki göstereceğiz. Diyeceğiz ki böyle şey olur mu diyeceğiz ya. Osmanlı Devleti diyecek ki, yani daha doğrusu Türk halkı diyecek ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diyecek. Mustafa Kemal Atatürk ise mükemmel bir cümle söyleyecek bu Mondros Ateşkesi'nden sonra. Aynen cümleyi yazmak istiyorum buraya. Geldikleri gibi, geldikleri gibi giderler diyecek. Yani geldikleri gibi giderler derken ne demek istediğini anlıyorsunuz siz. Gerçekten de Mustafa Kemal geldikleri gibi gönderecek onları Türk halkı ile birlikte. Paris Barış Konferansı'nda adı Barış Konferansı. Yani işte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren devlet Amerika'ydı. Amerika diyor ki yenenler yenilenleri ezmesin. İşte itilaf devletleri de tamam yenenler yenilenleri ezmeyecek. O yüzden savaş tazminatı yerine onarım ücreti alıyoruz. İşte barış için Milletler Cemiyeti kuruyoruz. İşte sömürgecilik yerine manda ve himayeye geçiyoruz. Yani sömürmek yerine içlerinde serbest dışlarında bize bağlıyoruz. Batı Anadolu'yu Yunanlara veriyor çünkü İtalyanlar çok güçlü gibi böyle resmen Osmanlı'yı bitiren, barışı bitiren bir konferans yapıyorlar ve Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. Ve ardından da hemen İzmir işgal ediliyor. İzmir'in yerini hemen şöyle gösterelim haritamızı. Zaten İzmirli arkadaşlar İzmir'in yerini çok iyi biliyorlar. Esasında bu izi izleyen herkes çok iyi biliyor. İzmir burada. İzmir'i Yunanlara veriyorlar. Yunanlar buradan gelecekler bir şekilde Anadolu'ya girip Ankara'ya ulaşıp Türkiye'yi yani Osmanlı Devleti'ni ve aynı zamanda Atatürk'ün kurmak istediği bu devleti yıkmaya çalışacaklar. Ama tabii ki Mortingenstrasse yani hemen postalayıp göndereceğiz. Şimdi Yunanlar İzmir'i neden işgal ediyor? Çünkü bir hayalleri var. Megale idea. Bizim bir hayalimiz var. İşte Ege bölgesi bizim olacak. Hadi oradan. İngiltere neden Yunanları destekliyor? Güçlü İtalya out. Maşa Yunanlar için. İtalya da burayı istiyor. İtalya da diyor ki ya İzmir çok güzelmiş burayı bana verir misiniz diyor. İngiltere güçlü İtalya yerine zayıf Yunanlara verecek. Hatta İtalya bu yüzden küsüp 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye saldıracak. Amiral Brissol raporu. Amiral Brissol gelip diyecek ki hayır diyecek. Amerikalı bir adam diyecek ki ya burası Türkler Rumları değil. Rumlar Türklere zarar veriyor. Dolayısıyla bu rapor doğrultusunda İzmir'in işgaline haksızlığı kanıtlanmış olacak. Ve İzmir'in işgaline bizler de tepkiler göstereceğiz. Mitingler yapacağız. Bu sırada milliye varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler var. Şimdi yararlı cemiyetler bulunduğu bölgenin Türklüğünü anlatıyor. Bulunduğu bölgeden insanlar göç etmesin burada biz kalalım diyor. Zararlı cemiyetler ise adı üzerinde. Zararlı yani resmen sinir bozucu. Bunlar işte Mavremira, Etniki Eterya, işte Pontos Rom, Taşak ve Hınçak. Zaten yabancı isimler. Yabancı isimler. Burada sadece yabancı ismi gibi olup da esasla zararlı olmayan Klikya var. Klikya böyle sanki böyle klik klik kafamız karışabilir. Hayır. Klikya buralara verilen, Mezopotamya'ya verilen isim. Bu maviler yararlı. Yani Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Reddilhak, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Hep böyle Klikyalılar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diye tamamlayabilirsin aslında zihninde. İsmi orijinal adı o değil ama Klikyalılar da yararlı bunu da bileceğiz. Şu da çok çok önemli arkadaşlar. Mesela Etnik Eterya, Mavremira Ege bölgesi Rumların olsun diyor. Pontus Rum Trabzon'da bir Rum devleti kuralım diyor. Taşak ve Yençak Doğu'da bir Ermeni devleti kuralım diyor. Ama bizler tabii ki buna izin vermeyeceğiz yararlı cemiyetlerle. Milli varlığa düşman cemiyetler ise faaliyetleri bize zarar veriyor. Yani esasında yabancılar kurmamış ama bizim kurduğumuz bize zarar veren cemiyetler. Kürt değerli, İngiliz büyükleri mesela diyor ki the best girlfriend to girlfriend's entitled. Yani biz diyor İngiliz mandasına girelim. Wilson ilkeleri yine sürekli tenis oynayalım. Pardon ne tenis oynayalım. Amerikan mandasına girelim diyorlar. İslam değerli, Hürriyet ve İtiraf Fırkası, Sulh ve Selamet Osmaniye milli mücadeleye destek vermediği için bize zararlılar. Yararlı cemiyetlerimiz ise bölgesel. Bu esasında bölgesel olması biraz iyi bir şey değil. Çünkü tüm ülkeyi kurtarmamız lazım. Milliyetçi bu mükemmel bir şey. Sivas'ta
Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecekler. Anadolu ve Rumeli ne demek hocam? Burası Anadolu, burası da Rumeli. Bir çatı altında toplanacaklar. Zararlı cemiyetler işgalleri kolaylaştırıyor bölgede karışıklık çıkararak ve bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Bakın bu çıkabilir arkadaşlar, sana da burayı dikkatli dinleyin. İtilaf devletleri Mondros Ateşkesi'nde diyorlar ki güvenliğimizi tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edebiliriz. Onu da olması için, öyle bir ortam oluşması için buralarda sürekli isyanlar çıkartacaklar zararlı cemiyetlere. Onlar isyan çıkarınca da işgaller yapacaklar. Burası da önemli. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de TAPS uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAPS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsin. O zaman hepinize iyi dersler. Biz de yumruk gibi çizdik. Niye? Kuvayi Milliye adeta bir demir yumruk gibi düşmanın kafasına iniyor. Düşman diyor ki wow. Niye? Çünkü biz yerel güçleriz, milliyetçiyiz, direnişçiyiz, vatanseveriz, isyanlara ve düşmana karşı mücadele edeceğiz. Ama bakın bazı olumsuz özelliklerimiz de var. Onu da şöyle üzüntüyle göstermek istiyorum. Disiplin yok, topyekün direniş yok, hukuka uyma yok. O yüzden Kuvayi Milliye sonradan düzenli orduya dönüştürülecek. Mustafa Kemal Atatürk ne yapacak? Tabii ki Anadolu'daki durumu biliyor. Zaten savaşın sonrasında İtilaf Devletleri'nin işgallere başlayacağını biliyor. Mondros Ateşkesi'yle Osmanlı Devleti'nin zor duruma düştüğünü biliyor. Ordunun terhis edildiğini biliyor. Dolayısıyla bir şekilde İstanbul'dan Samsun'a yolculuğa çıkacak. Samsun'da 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatacak. Ardından Havza, ardından Amasya, ardından Erzurum, ardından Sivas kongreleri yaparak milli mücadelenin istiklal yolculuğunu çizecek ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlayacak. Bu yolculuk çok çok önemli. 19 Mayıs 1919 Bandırma Vapuru. Mükemmelsin. Bu yolculuk çok çok önemli Tonguç'um. Neden? Çünkü bu yolculuk sonrasında Mustafa Kemal Türk halkına diyecek ki arkadaşlar lütfen hep beraber gaza gelelim, milli mücadeleyi başlatalım yoksa bu adamlar bizi ele geçirecek diyecek. Padişah üzerine düşen görevi yapamıyor diyecek. Hemen detaylarına girelim. Halkı bilinçlendiriyoruz. Yani Havza Genelgesi'nin anahtar kelimesi arkadaşlar buraya büyük yazıyorum. Milli bilinç. Milli bilinç deyince Havza Genelgesi diyeceksiniz. Milli bilinç uyandırılıyor, azınlıklara dikkat edin diyor ve protesto telgrafları oluşturuluyor. Amasya Genelgesi birden fazla imza var ve temsil et fikri var. Bakın Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın gerekçe, amaç ve yöntem açıklanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ne? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Buradan soru gelir arkadaşlar. Amaç ve yöntem açısından milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani ülkeyi millet kurtaracaktır diyor. Gerekçesi İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyor diyor. Yani İstanbul hükümeti kurtaramayacak bu ülkeyi, biz kurtarmalıyız diyor. Erzurum Kongresi'ne baktığında milli sınırlar, ardından Erzurum'a geçecek Mustafa Kemal Atatürk. Erzurum'a geçerken tabii şu çok önemli. Mustafa Kemal biraz tedirgin. Amasya Genelgesi'ni yapınca, Havza Genelgesi'ni yapınca İtilaf Devletleri çıldırıyor. Ya diyor biz diyor, siz diyor Samsun'a bu adamı niçin göndermiştiniz diyor. Milli mücadeleyi başlatmak için mi gönderdiniz diyor. Yo oradaki silahları toplasın diye göndermiş. Bu adam oradaki silahları toplayıp Türkleri zor duruma düşüreceğine Türkleri resmen örgütlüyor, milli mücadeleyi başlatıyor. Hemen bu adamı çağırın diyor. Padişah hemen çağırıyor Mustafa Kemal. Çabuk İstanbul'a gel. Ne yapıyorsun sen orada? Genelge böyle şeylerle uğraşamazsın diyor. Mustafa Kemal de askerlik görevinden istifa ediyor ve sineyi millete dönüyor. Yani milletin sinesine dönüyor. Bu çok önemli bir gelişme. Niye? Çünkü Mustafa Kemal düşünsenize Şam'da, işte Trablusgarp'ta, Birinci Dünya Savaşı'nda birçok yerde mücadele etmiş ve bir sürü askeri zafer kazanmış ama sonra hepsini bırakıp her şeyden, tüm rütbelerden, maaşlardan, gelirlerden. Mesela Bandırma vapuru lüks bir vapur. Veyahut da Mustafa Kemal Amasya Erzurum'a giderken Mercedes'le gidiyor. Gerçekten çok güzel araba veriyor devlet ona. Niye? Türk halkının elindeki silahlar toplayacak zannediyorlar. Ama Mustafa Kemal... E kasamı, C kasamı. Bilmiyorum, tüplü olabilir. Ama kesin olan bir şey varsa Mustafa Kemal esasında orada milli mücadeleyi başlatıyor. Milli mücadeleyi başlattığını duydukları zaman da hemen elindeki imkanları alıyorlar. Mustafa Kemal esasında artık bir tek üzerinde gömleğiyle kalıyor, pantolonuyla kalıyor. Diyor ki ben diyor tek başıma kaldım. Korkuyor, eyvah ben ne yapacağım diye bir tedirginlik varken Kazım Karabekir Doğu Cephesi Komutanı diyor ki paşam emrindeyim diyor. Gel biz burada yardırmaya devam edelim. Erzurum Kongresi yapalım, Sivas Kongresi yapalım. Ardından düşmanı denize dökelim diyor. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme. Mustafa Kemal sonuçta tek başına ülkeyi eline silah alıp da kurtaramaz. Halkla beraber kurtaracak ama Mustafa Kemal askeri dehasını ve milli belirlik ve beraberliği sağlayan bütünleştirici gücünü kullanacak. Şimdi milli sınırlar içinde vatan bir bütünlüğü parçalanamaz. Ülkenin bütünlüğü bağımsızlığı. Bakın yeşilleri size seçeneklerde verirler. Morları da size
sorun içinde verirler arkadaşlar. İstanbul hükümeti vatanı ve bağımsızlığı koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Temsil etti bölgesel. Aynı zamanda Milli Meclis'in derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışacaktır. Millet iradesi. Kuvay milli etken milli iradeyi hakim kılmak esastır diyor. Bu da yine net bir şekilde ulusal bağımsızlık ve ulusal iradeyle alakalı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koyacaktır. Bu da cemiyetlerin tek çatı altında bölgesel olarak değil, tek çatı altında hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Ulusal bir karar. Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal. Manda ve himaye reddediliyor. Bu da tam bağımsızlık ulusal olduğunu gösteriyor. Bakın buraya arkadaşlar SS alın. Buradaki morları soruda verecekler. Yeşilleri de seçeneklerde verecekler. Sivas Kongresi'ne baktığımızda tabii ki milli mücadeleyi durdurmak ve Sivas Kongresi'ni durdurmak istiyorlar. Ama biz bir şekilde kongreyi toplayacağız. Kararlar manda kesin reddediliyor. Cemiyetler Anadolu Verimli Müdafaa Hukuk adı altında tek bir çatı altında birleştiriliyor. Temsil heyeti tüm yurdu kapsıyor ve iradeyi Milliye Gazetesi çıkarılıyor. Bakın gazetenin ismine bakın, hala millet iradesinin önem verildiğinin göstergesi. Anadolu'nun İstanbul ile tüm resmi haberleşmesi kesiliyor ve damat Ferit de istifa etmek zorunda kalıyor. Milli mücadelede irade-i milliye, hakimiyet-i milliye, Anadolu Ajansı gibi isimler milli iradenin isimlere yansıdığının göstergesi. Burada amaç halkın doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak. Şimdi Havza genelgesi milli bilinç. Alınan kararlar ulusal. Amasya genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesi. Alınan kararlar ulusal. Erzurum Kongresi bölgesel toplanıyor ama milli sınırlar belirlenerek vatanın parçalanamayacağı belirtiliyor. Ulusal. Manda himaye reddediliyor. Sivas Kongresi toplanma şekli de ulusal, alınan kararlar da ulusal. Tüm cemiyetler birleştirilerek milli mücadele tek bir çatı altında toplanıyor. Şimdi geldik buraya. Amasya görüşmeleri. Bunun amacı şu. Şimdi biz kongreler yaptık ya. Kongreler yaptıktan sonra Osmanlı Devleti bizi uyarmak istiyor. Biz de milli mücadeleyi kontrol altına almak istiyoruz. Sonucunda bizim amacımız ne? İstanbul Hükümeti'nin amacı bizi kontrol altına almak. Yani Mustafa Kemal'i ve ekibini kontrol altına almak. Temsil heyetinin amacı ne? Biz de İstanbul'daki mevzu, hani Mustafa Kemal doğmadan önce meclis var demiştik ya Tonguç'um. O meclisin toplanmasını istiyoruz ve misak-ı milli kararların alınmasını istiyoruz. Sonucunda İstanbul Hükümeti temsil heyetini resmen tanıyor ve İstanbul'daki meclisin açılması kararı alınıyor. İstanbul'daki meclis de toplanacak, halk seçimler yapılırken biz de Ankara'ya geliyoruz. Batı cephesine yakın olduğu için ve ulaşım ve haberleşme kolay olduğu için, güvenli olduğu için ve meclis çalışmalarını takip etmek için Ankara'yı tercih ediyoruz. İstanbul'daki meclis toplanıyor ve gizli bir oturumda misak-ı milli kararlarını alıyor. Yani milli yemin kararlarını alıyor. Kapitülasyonlar kaldırılacak diyoruz. Azınlıklara uluslararası eşitlik olacak diyoruz. Boğazlar egemen devlet anlayışıyla net bir şekilde belirlenecek diyoruz. Sınırlarda vatan bütünlüğünü savunuyoruz. Arap topraklarında referandum yapılmalı diyoruz. Aynı zamanda Kars, Ardahan, Batum ve Batırak ya da halk oylaması yapılmalı lazım diyoruz. Bunların hepsi misak-ı milliğinin temel kavramları. Bunun için mücadele edeceğiz. Bunun için savaşacağız. Ve Kurtuluş Savaşı'nın temel amacı da zaten misak-ı milliği gerçekleştirmek arkadaşlar. Misak-ı milli gerçekleştikten sonra da ne olacak? Milli sınırlarımız. Milli sınırlarımız belli olacak. Ve misak-ı milliden sonra ne olacak? Kurtuluş Savaşı'nı net bir şekilde kazanacağız inşallah diyoruz. Şimdi misak-ı milli sonrasında İstanbul işgal ediliyor. Yani bizim başkentimiz o zaman Osmanlı'nın başkenti. Meclis dağıtılıyor. İstanbul'da bütün haberleşme kesiliyor. Biz de hemen demir yollarını tahrip ederek onların buraya gelmesini engelliyoruz. Ve biz de Ankara'da meclis açıyoruz. Bakın Mebusan Meclisi'nin dağıtılması milli iradeye doğrudan saldırı. Milli iradeye doğrudan saldırı arkadaşlar. Bunu üniversite sınavında sormuşlar. Sizde de sorabilirler. Dikkatli olmanızı istiyoruz. Ve biz de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Niye? Çünkü İstanbul'daki meclis kapatılınca biz de Ankara'da meclis açacağız. Açtığımız meclis demokratik bir meclis çünkü her görüşten insan var. Kurucu bir meclis çünkü yeni bir devlet kuruluyor. Olağanüstü bir meclis güçler bir ilkesini benimsiyor. Savaş meclisi Kurtuluş Savaşı'nı yapacak. Milli meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk adıyla kuruluyor. Ve halk meclisi herkesinden insan var. Bu da şu şekilde sorulmuş, demişler ki bu meclis milletin ta kendisidir diyor. Çünkü her kesimden insan var. Bu da önemli bir bilgi Tonguç evladım benim. Şimdi pardon bitti. O zaman diğer sayfaya geçiyoruz artık. Şimdi biz tabii kağıdımız fazla olduğu için. Sıcak sıcak geldi hocam. Tazeler gelsin. Tazeler geldi, buyurun hocam. Evet şimdi Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyanlar çıkacak. Niye? Biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi açınca ister istemez ne olacak? Şimdi biz Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Bu ne demek? Resmen milli mücadeleyi tek bir çatı altına topladık demek. Bu sefer de İtiraf TRT'ye diyor ki transe ne oluyor ya diyor, böyle bir şey olamaz diyor. Hemen isyanlar çıkaracaklar. Azınlıklar da isyan ediyor. Niye? Çünkü Ankara'da meclis açılmazsa zaten İstanbul'daki başkenti işgal etmişler. Rahat rahat ülkeyi işgal edip kurtaracağız diye düşünüyorlar. Ama bizler Büyük Millet Meclisi açıldı diye isyan edenlere karşı net bir şekilde önlemler alacağız. Diyeceğiz ki Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan edenler vatan hainidir diyeceğiz. Bakın bu hıyaneti vataniye. Hıyaneti vataniye. Bu meclisin yasama yetkisidir. Yasa çıkarıyor. Çok güzel.
İstiklal mahkemeleri kuracağız ve vatan hainlerini mahkemelerde yargılayacağız. Bu istiklal mahkemeleri yargı etkisidir. Anadolu Ajansı'nı kuracağız, doğru haber. Ve İstanbul hükümetine karşı fetva yayınlayacağız. Çünkü İstanbul hükümeti bir fetva yayınlıyor. Diyor ki işte Osmanlı Devleti olarak bizler şunu söylemek isteriz ki Mustafa Kemal ve arkadaşları işte şey yapıyordur. Nedir onun adı? Dine aykırı bir şekilde böyle ülkeyi kurtar. Hayır diyoruz. Ankara şeyi nedir onun adı? Müftüsü Rıfat Börekçi diyor ki ben tanıyorum bu adamları diyor. Bu adamlar Müslüman. Burada Kur'an okudular. Hep beraber meclisi açtık. Buradaki Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat. Hepsi Müslüman. Beraber bu ülkeyi kurtarmak için yapıyor. Böyle bir şey yok. Milli mücadele desek verin bu ülkeyi kurtaralım diyorlar. O sırada da itiraf devletleri boş durmayıp Sevr Anlaşması'nı imzalatıyorlar bize. Yani resmen Osmanlı Devleti'ni böyle paramparça ediyorlar. Burayı İtalyanlar alsın, burayı Fransalar alsın. Pasta mıyız kardeşim? Aynen, bizi pasta gibi böyle bölüşüyorlar. Burayı Ermeniler alsın, burayı itiraf devletleri alsın diye bölüşüyorlar. Büyük Millet Meclisi olarak biz Ankara'da diyoruz Ankara'da iyiymiş, yeter bize. Ya saçmalama. TBMM Ankara güzel, evet ama deniz yok. Dolayısıyla buralarda olması lazım. TBMM zaten hiçbir toprağımızı veremeyiz ki biz. Bizim için toprak çok değerli. TBMM anlaşmayı imzalayanlar vatan hainidir diyor. Mustafa Kemal bizim için bu anlaşma yoktur diyor. Türk milleti direnişi, vatansever ve özgürlüğü bir tutuma sahip şekilde savaş için mücadeleye hazır. Sevr Anlaşması'ndan arkadaşlar %100... 7-24. Evet, o Mondros'u. Sevr Anlaşması'ndan %100 soru gelecek. Nasıl gelecek? Maddeyi verecek, yorumu isteyecek ya da hangi alanla alakalı olduğunu söyleyecek. Yani şu kısım sorularda olacak arkadaşlar. Şurası ya da şurası seçeneklerde olacak. Dolayısıyla siz burayı çok iyi bilmeniz lazım. %100 buradan soru gelecek. Sınırların paylaşılması ülke bütünlüğünün bozulması demek, siyasi bir karar. Boğazların komisyona bırakılması itiraf devletine ait. Egemenlik haklarımız zedeliyor, siyasi bir karar. Osmanlı'nın başkent olarak kalması ama azınlıkların korunmasa burada Türklerin elinden alınması, baskı oluşturmaya çalışılması siyasi bir karar. Azınlıkların haklarının genişletilmesi, içişlere müdahale siyasi bir karar. Kapitülasyonların genişletilmesi, ekonomik bağımsızlığımızın ruhuna El Fatiha denmesi ekonomik bir olay. Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlü olması, ekonomik yükün artması ekonomik bir olay. Askerliğin resmen kaldırılmış olması, 57 bin kişiye indirilmesi, savunması bırakmaya başlıyor, askeri bir olay olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve üçüncü üniteye geldik arkadaşlar. Ya istiklal ya ölüm diyoruz. Artık Kurtuluş Savaşı'na giriyoruz. Şu anda artık zaten en önemli kısma geliyoruz. Bu üniteden sonraki kısımlar zaten çok kısa. 5-10'ar dakikalık kısımlar olacak. Dolayısıyla son yarım saat 45 dakikamıza girmiş bulunuyoruz. Herkes dikkatli bir şekilde dinlemeye devam etsin. Şimdi biz ya istiklal ya ölüm diyeceğiz. Neden ya istiklal ya ölüm diyeceğiz? Çünkü artık Sevr Anlaşması'nı imzaladılar. Resmen bizi işgallere açık hale getirdiler. O zaman biz de ya işgalleri kabul edeceğiz, yenileceğiz ya da topyekun mücadele edeceğiz. Yani topluca tümüyle. Göç ettirmeye çalışacaklar. Marif Eğitim Kongresi yapacağız. Burası önemli. Marifin eğitim olduğu önemli. Teşkilat-ı Esasiye Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olacak. Tekalif-i Milliye önemli. Ulusal genel seferberlik, ulusal yükümlülük emirleri. Ulusal, ulusa özgü olan demek. İdari yönetimle ilgili siyasi zaferler, askeri zaferler sonrasında gelecek. Ve istiklal mücadelemiz başlıyor. Şimdi milli mücadele döneminde Doğu cephesinde Ermenilerle, Güney cephesinde Fransız Ermenilerle, Batı cephesinde Yunanlarla mücadele ediyoruz. Doğu ve Güney cephelerine bakalım. Doğu cephesinde Osmanlı'dan kalan 15. kolordu var. Komutanımız burada tabii ki kim? Kazım Karabekir. Harikasın. Kazım. 15. kolordu komutanıdır kendisi hocam. Harika bak zaten bak kolordu, Kazım, Karabekir hep K harfi yani ve sonunda da kazanacağız. Kimle? Ermenilerle savaşıyoruz. Gümrü Anlaşması var. İlk askeri ve siyasi başarı. Sevr'i geçersiz kılıyoruz ve aynı zamanda evet şurada bir yamukluk var onu düzeltelim. Sevr'i geçersiz kılıyoruz ve TBMM ve Misak-ı Milli tanınmış oluyor. Devam edelim. Aynı zamanda bakın burası Doğu Cephesi. Yani şurayla alakalı. Doğu Cephesi'nde burası var. Güney Cephesi'nin burada tabii savaşı kazandıktan sonra Gümrü Anlaşması'nı imzaladıktan sonra buradaki askerleri Batı Cephesi'ne sevk edeceğiz. Doğu'da kimlerle mücadele ediyoruz hocam? Ermenilerle mücadele ettiğimizi şöyle gösterelim. Güney Cephesi'nde Fransızlarla ve Ermenilerle mücadele edeceğiz. Burada komutan yok. Maraş'ta Süçimam, Antep'te Şahin Bey, Urfa'da işte 12'ler, Ali Sahip Ursavaş gibi Kuvayi Milliyeciler var. Ve burası da Sakarya Zaferi'nden sonra imzalanan Ankara Anlaşması'yla kapanacak. Geldik Batı cephesine. Batı cephesi çok çok önemli. Neden? Çünkü Batı cephesinde elde ettiğimiz zaferler diğer cephelerin de kapanmasını sağlıyor. Eğer Batı cephesini kaybetseydik Ankara'yı ele geçireceklerdi ve ne olacaktı? Biz net bir şekilde yenilmiş olacaktık. Çünkü Ankara'da Büyük Millet Meclisi var. Şimdi Batı cephesinde şunu söylememiz lazım. Hemen yazalım şöyle. Bakın savaşların adını yazalım. Bir 1. İnönü Savaşı var. Tonguç evladım benim. Sonrasında 2. İnönü Savaşı var. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra Kütahya Eskişehir Savaşları var. Ardından Sakarya zaferimiz gelecek. Ardından da büyük taarruz gelecek. Şimdi burada ne oluyor biliyor musun Tonguç'un? 1. İnönü zaferini biz kazanıyoruz.
şöyle yapalım. 1-0 öne geçiyoruz, tamam mı? İkinci yönünde 2-0 öne geçiyoruz. Kütahya Eskişehir'de beraber 2-1 oluyor. Bir anda savaş gerçekten bizim için zor bir duruma geliyor. Sakarya'da 3-1 yapıyoruz. Yeniden düşmanın savunma savaşı son kez durduruyoruz. Büyük Taarruz'da 4-1 yapıyoruz ve maç bitiyor. Biz kazanmış oluyoruz. Burada bunların Sakarya, Büyük Taarruz hariç hepsinin savunma savaşı olduğunu çok iyi bilmen lazım. Burada savunuyoruz, burada savunuyoruz. Hep kendimizi savun. Sakarya son savunma savaşımız. Sakarya zaferinden sonra Mustafa Kemal Türk o tarihi cümlesini söylüyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek. Şimdi ve taarruza geçiyoruz. Evet. Şimdi birinci dönüş savaşı bir savunma savaşı. Burada talim ediyoruz. Yani bir esasında bir başlangıç yapıyoruz. İlk anayasa kabul edilecek. Afganistan'la dostluk anlaşması yapılacak. Bu bakın. Sınavda size nasıl soracaklar biliyor musun Tonguç'um? Burası önemli. Buraya %100 çıkarı koyalım. Hatta SSL da diyelim %100 çıkacağı için. Nedir biliyor musunuz? Diyecek ki. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok gelişme olmuştur. Bunlardan hangisi ulusaldır? Veya hangisi uluslararasıdır diyecek. Afganistan'la dostluk anlaşması ulusal mı uluslararası mı Tonguç? Uluslararası. Mükemmel. Afgan. Evet. Londra Konferansı ulusal mı? Londra zaten uluslararası. Mükemmel. Moskova anlaşması? Moskova zaten yabancı ülke. Evet. Uluslararası. İskel Marşı? İskel Marşı Türkiye'dir. O zaman ulusal. Teşkilat Esasiye bizim anayasamız? Ulusaldır. Bu da ulusal. Dolayısıyla bak şu yanına Türk bayrağı koyduklarım, Teşkilat Esasiye, İskan Marşı, ulusal, Afganistan, Londra, Moskova, uluslararası. Bu kadar basit. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda İtalyanlar Anadolu'yu boşaltmaya başlıyor. Bir kez daha savunma yaptık ve psikolojik olarak olumlu. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda savunma yapıyoruz ama birazcık bizim için olumsuz. Biraz geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Tam bittik diyoruz yani artık. Eyvah bittik derken burada Mustafa Kemal başkomutan olacak ve Mustafa Kemal başkomutanlık yasası ile birlikte tekalif milli emirlerini çıkaracak ve aynı zamanda savaş sırasında bile eğitime önem verip Marif Kongresi yapacak. Hatta savaş sırasında eğitim kongresi yaptığı için Mustafa Kemal'e Hamdullah Sultan Ömer diyecek ki ya paşam ne yapıyorsun ya Allah'ını seversen biz düşmanla savaşıyoruz sen burada eğitim kongresi yapmaya çalışıyorsun doğru değil diyecek. Mustafa Kemal diyecek ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani biz şu anda çok önemli bir şey o zaman Tonguç. Yani biz şu anda adeta cehaletle savaşarak düşmanla savaşıyoruz diyebiliriz. Bu sırada TV'nin ilk ve tek yenilgisi İyimser Hava kaybolacak ama biz tekalifi milli emirleriyle yani buraya yazıyorum genel seferberlik emirleriyle düşmanı artık topyekün bir araya gelerek ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak düşmanı yurttan atmaya çalışacağız. Sakarya Meydan Savaşı'na baktığımızda şimdi tekalifi milli emirlerini imzaladık. Ordumuza Türk halkı tam anlamıyla destek verdi ve savaşı biz kazanacağız. Mustafa Kemal Türk gerçekten gazilik ve maraşalik rütbesi kazanıyor. Aynı zamanda Fransa ile Ankara Anlaşması yapıyoruz. Güney cephesi kapanıyor. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması yapıyoruz. Bunlar yine uluslararası sonuçlar. Ardından da Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor. Ve taarruz için bir yıl bekleniyor ordunun güçlenmesi için. Ve Mustafa Kemal'in bu sözden sonra Mudanya Ateşkesi'ni imzalayarak Kurtuluş Savaşı'nın askeri dönemi sona eriyor. Ve siyasi dönemi başlıyor. Şimdi Lozan Barış Anlaşması'nın maddelerini yorumlarını da bitirelim. Artık Kurtuluş Savaşı bitti. İlkeler. Çok şükür kurtulduk. Kurtulduk. İlkeleri yapacağız. Ardından da birkaç. Hocam mesela yaşayarak izliyoruz sizi de. Aynen. Kurtuluş Savaşı'nı hissetmemiz lazım. Şimdi burada Sevr Anlaşması'nda Boğazlar İtilaf Devletleri'ndeydi. Burada ise başkanı Türk olan bir komisyona bırakılıyor. Bu hala bizim egemen ve bağımsız devlet anlayışımıza aykırı. Yani Boğazlar sorunu halledemiyoruz. Sonradan Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile halledilecek. Burada İstanbul Türklerden geri alınacak diyor. İstanbul'un durumu açısından önemli. Burada ise TBMM'ye bırakılıyor. Burada İstanbul egemenliğimiz altına alınmış oluyor. Doğu'da Ermeni ve Kürt devleti kurulacak deniyordu. Buna izin vermiyoruz. Bu ülke bütünlüğünden taviz vermediğimizi gösteriyor. Anadolu küçük bir alana bırakılmıştı Sevr'de. Biz ise Hatay ve Musul hariç misak-ı milli sağladık. Böylece ülke bütünlüğünü koruduk. Kapitülasyonları kaldırıyoruz. Bu da mükemmel bir başarı bizim için. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılıyor. İçişlerimize karışmasını engelliyoruz. Ordumuza bir kasıtlama gelemiyor. Bu da yine askeri alanda bir başarı elde ediyoruz. Dolayısıyla Sevr iğrenç bir şeydi. Lozan Kurtuluş Savaşı'nı yaparak Lozan'la biz birçok sıkıntıyı halletmiş oluyoruz. Şimdi hemen şu sorumuza da bakalım. İsmet Paşa'nın çünkü Lozan'dan da soru gelecek arkadaşlar. Lozan'dan her sene soru geliyor. Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa TBMM İçişleri Bakanlığı seçildikten sonra Lozan'a gidecek heyete baş delege olarak atandı. Konferansa bir Dünya Savaşı'nın galibi itiraz devletlerinin Türkiye'ye takındıkları tavır İsmet Paşa'yı şöyle demeye gidiyordu. Yani konferansa İsmet İnönü'ye küçük bir sandalye veriyorlar. İşte konferans yine Türkçe'yi koymuyorlar İsmet İnönü anlamasın der gibi. Böyle sürekli olarak ezmeye çalışıyorlar bizi. İsmet İnönü diyor ki biz Mondros'tan değil Mudanya'dan geliyoruz. Yani benim tepemin tasını attırmayın diyor. Biz diyor Mondros'ta evet zor durumdaydık ama biz sizi Kurtuluş Savaşı'nda denize döktük. Mudanya Ateşkesi'ni imzaladık oradan geliyoruz. Ne bu havanız tafranız diyor. Böylece İsmet Paşa Lozan'daki bu sözlerinden net bir şekilde Türk halkının haklarını savunmada kararlı olduğunu, Türk milletinin Lozan'a muzaffer olarak geldiğini söylüyor. İtilaf devletlerinin Türk tarafı arasında ikili çıkarma peşinde olduğuna dair bir söylem yok. O yüzden cevabımız C seçeneği 2 ve 3. Şimdi
Buradan soru arkadaşlar, çok basit bir soru gelir. Buradakileri ezberlemenize gerek yok. Yani Ateşten Gömleği kim yazdı? Halide Edebalı. Böyle bir soru gelmez. Çankaya Kitabı'nı kim yazdı? Bunlar gel. Bunları ezberlemenize gerek yok. Bunların roman ve edebiyat alanında olduğunu, sanat alanında olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'ndaki milli bağımsızlığa, milli egemenliğe, milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptığını bilmeniz yeterli. Geldik dördüncü ünitemize. Artık son 2-3 ünitemiz kaldı. Bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki üniteler zaten çok kısa. En zor üniteleri bitirdik. Ama en fazla soru da bu üniteden geliyor. O yüzden burayı dikkat dinlemenizi istiyoruz. Şimdi buraya çok rahat bir %100 koyabiliriz. Çünkü burada en az 2-3 kelime net sınavda gelecek. Birincisi teyidi tedrisat eğitimde birlik. Bunu zaten dersin başında söylemiştik. Osmanlı'da eğitimde birlik yoktu. Bu eğitimde birliği sağlayacağız. Dogma tartışılamaz görüş. Saltanat padişahlık, efkaf vakıflar, Erkan Harbiye Savaş Bakanlığı, Darülfünun Osmanlı'da üniversite, tekke tarikatların toplandığı yer, zaviye küçük tekke, junior tekke, misak iktisadi ekonomik yemin, misak-ı millinin ekonomiyle olanı, kabotaj da kapitülasyonların devamı niteliğinde, yani bir ülkenin işletmesi olması kıyılarının, yani biz kabotaj kanunuyla Türk denizlerini işletme hakkını Türk devletinin geçmesini sağlayacağız. Aşar vergisi çiftten alınan vergi, bunu kaldıracağız ve halka, çiftçiye destek vereceğiz. Bu da halkçılık ilkesiyle alakalı. Hıfz-ı sahada yine sağlıkla alakalı. Şimdi Atatürk ilkeleriyle başlıyoruz. Buradan Atatürk ilkelerinden gelecek olan soru sayısını söylüyorum arkadaşlar. %1000 trilyon. %1000 trilyon. Dolayısıyla burayı iyi bilmemiz lazım. Cumhuriyetçilikte egemenlik milletindir. Milli egemenlik kavramlarını gördüğünüz zaman cumhuriyetçilik diyeceksiniz. Milliyetçilikte milli bağımsızlık. Laiklikte akıl ve bilim. İnkılapçılıkta daima ileriye gitmek, durmaksızın ileri olması. Halkçılıkta eşitlik, devletçilikte de ekonomi kelimesi önemli. Bak buraya yazıyorum. Buraya ekonomi yazıyorum arkadaşlar. Anahtar kelimeleri yazıyorum. Halkçılıkta eşit kelimesini yazıyorum. Laiklikte akıl kelimesini altını çiziyorum. İnkılapçılıkta çağdaş kelimesini yazıyorum. Milliyetçilikte milli bağımsızlık kelimesini yazıyorum arkadaşlar. Cumhuriyetçilikte de egemenlik milletindir yazıyor zaten. Milli egemenliği yazıyorum. Şimdi hemen bunlarla alakalı gelebilecek soru tarzlarına bakalım. Demokrasi, milli irade, milli egemenlik, meclis, seçim, siyasi partileri gördün mü? Cumhuriyetçiliği işaretli. Meclisin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat, ordunun siyasetten ayrılması, anayasalar, kadınlara seçme ve seçilme verilmesi cumhuriyetçilikle alakalı. Anahtar kelimelerde milli eğitim, milli tarih, milli birlik, milli bağımsızlık, milli kültür, Türk kelimesini gördüğünüz zaman, yani nasıl yani Türk kelimesi hocam? Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gördüğünüz zaman şak, ne mutlu Türk'üm diyeni gördüğünüz zaman şak milliyetçilik diyeceksiniz. Misak iktisadi milli yemin, milli bağımsızlıkla alakalı, milli ekonomiyle alakalı. Kapitülasyonların kaldırılması, misak-ı milliyenin devamı niteliğinde yine çok çok önemli, milliyetçilikle alakalı. Kabotaj kanunu, denizlerimizin bize ait olması milliyetçilikle alakalı. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi milliyetçilikle alakalı. Milli eğitim sisteminin kurulması milliyetçilikle alakalı. Bunların hepsi Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu milliyetçilikle alakalı olduğunu bileceksiniz. Bakın bir tane sorumuz var. Diyor ki, tabloda verilen milliyetçilik ilkesine ait özelliğin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. Milliyetçilik. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, kaynaştırıcı ve eşitlikçidir. Toplum içinde sınıf ve zümre ayrımına karşı çıkar, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşların eşit haklarına sahip olduklarını savunur. Milliyetçilik ilkesine ait özelliğin hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir diyor. Ulusal birlik ve beraberlik, kültürel farklılaşma, ulusal egemenlik, dini birliktelik. Bakın bu sorunun benzeri %100 çıkacak arkadaşlar. Bakın bu inkılap tarihi TYT'de de çıkıyor, üniversitede de çıkıyor, LGS'de çıkıyor. Atatürk'ün milliyetçi olduğunu hepimiz biliyor muyuz Tonguç'um? Biliyoruz. Bak soy ismi bile Atatürk. Kurduğu devletimizin ismi Türkiye Cumhuriyeti. Türk Dil Kurumu, Türk. Atatürk'e ırkçı diyorlar. Dolayısıyla ırkçı olmadığını, esasında milliyetçinin birlik ve beraberliği sağladığını, bütünleştirici olduğunu mutlaka sınavlarda %100 soruyorlar arkadaşlar. Siz de 6 Haziran'da sınava girdiğinizde Atatürkçülüğün ırkçı olmadığına dair bir soru ya da Atatürkçülüğün birlik ve beraberliği sağladığına dair bir soru ya da milliyetçiliğin birleştirici, kaynaştırıcı olduğuna dair bir soruyu %100 göreceksiniz. Yani Atatürk milliyetçi, Türkiye deyince insanlar yanlış anlayabiliyor. Atatürk ne mutlu Türkiye demiyor. Türk'üm diye ne diyor? Yani Türk olmak zorunda değilsin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşım demen yeterli demek istiyor. Dolayısıyla bizler Atatürk milliyetçiliği ırkçı mıdır? Hayır. Atatürk milliyetçiliği birleştirici midir? Evet. Kaynaştırıcı mıdır? Evet. Ulusal birlik ve beraberliği sağlar mı? Evet. Şu anda bir tane soru %100 cebinde Tonguç. Bak sınava girdiğinde şok olacak. Aa aynısını, aa hoca bunu demişti diyeceksiniz. Burada cevabımız A seçeneği. Geldik halkçılık ilkesine. Hepimiz eşitiz. Eşitlik, adalet, topluma hizmet, halkın yararı anahtar kelimeler. Aşar vergisinin kaldırılması, normalde devletin gelirlerinin %25'ini oluşturmasına rağmen çiftçinin üzerine bir yük olduğu için aşar vergisini kaldırıyoruz halka destek olmak için. Kılık kıyafet inkılabıyla herkes eşit oluyor. Eskiden
Osmanlı herkes aynı. Mesela senle ben aynı kıyafeti giymeyiz. Benim sarığım daha büyük, seninki daha küçük oluyor Tonguç'um. Ben hocayım ya. Ama artık işte senin üzerinde şu anda gömlek var, benim üzerinde gömlek var. Niye? Çünkü artık eşitlik var. Tekke zaviyelerin kapatılması, medeni kanunun kabulü, millet mekteplerinin açılması, kadınların... Tabii bu tekke zaviyelerin kapatılması daha çok net bir şekilde laiklikle alakalı. Doğrudan değil de dolaylı olarak halkçılıkla alakalı. Medeni kanun halkçılık, millet mektepleri halkçılık, kadınlara siyasi haklar verilmesi... halkçılık, çünkü kadınlar da oy verebiliyor ama doğrudan esasında cumhuriyetçilikle de alakalı, bunu da bilmemiz lazım. Doğrudan derse zaten seçenekler de ikisini birden vermez. Soyadı kanunu net bir şekilde halkçılıkla alakalı. Bunu sorabilirler. Soyadı kanunu halkçılıkla alakalı olduğunu sorabilirler. Neden? Çünkü arkadaşlar burası önemli. Halkçılık çok önemli bir ilke. Yani hepimiz eşitiz diyor Mustafa Kemal. Yani işte sen padişahsın, sen hocasın, sen ağasın, sen paşasın. Hayır diyor. Herkes eşit diyor. Böyle ayrıcılık, gayrıcılık yok diyor. Ve herkesin eşitliği ilkesi milli egemenlikle de bağlantılı olduğu için halkçılık. Laikliğe baktığımızda akılcılık, vicdan özgürlüğü, bilimsellik ve din özgürlüğünün laiklikle alakalı olduğunu bileceğiz. Anahtar kelimeler. Bu da yine önemli bir ilke. Saltanat ve halifeliğin kaldırılması, şer'i ve vekaf vekaletinin kaldırılması, tevhid tedrisat kanunu, medeni kanunla ile kadınlara evlenme, boşanma, miras konularına haklar verilmesi, mecellenin gitmesi, yani mecelle dini kanun gidiyor, mecelle out, medeni kanun in. Bu işte laiklikle alakalı. Devletin dini İslam'dır maddesinin çıkarılması, laikliğin anayasaya girmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, kılık kıyafet değişikliği ile ilgili kanun, ibadet yerlerinin dışında dini kıyafetle dolaşılmasının yasaklanması laiklikle alakalı. Laiklik yanlış anlaşılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla laikliği de size sorabilirler. Neden? Çünkü laiklik akıl ve bilimin üstünlüğüdür, vicdan özgürlüğüdür. Herkesin kendi dininin istediği şekilde yaşayabilmesidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devletçilik ilkesine baktığımızda ekonomi, fabrika, yatırım, karma ekonomi, yani hem devletin hem de özel sektörün olması yine devletçilik ilkesiyle bağlantılı arkadaşlar. Kalkınma, bankayı gördüğümüz zaman devletçilik diyeceğiz. Kanun, teşviki sanayi kanunu. Bu doğrudan olmasa da dolaylı olarak halkçılıkla da bağlantılı. Halkı sanayiye teşvik ediyoruz ama bak sanayi, sanayi, banka, banka, işte maden tetkik arama, banka, fabrika, ekonomi, fabrika, bankayı gördüğümüz zaman ne diyeceğiz Songuç evladım benim? Devletçilik. Mükemmelsin, tebrik ediyorum seni. İnkılapçılık da daima dinamiklik, çağdaşlaşma, modernleşme, yenilik, yüzümüzü batıya çevirme, Avrupa'ya doğru ilerleme. Yani biz eskiden Tonguç kelimesi şöyle yazıyormuş. Tonguç diye yazıyormuş. Arapçada çiçeği var. Güzelmiş o da. Ya bu da güzel tabii ki Tonguç. Ama şimdi biz böyle Japon harfleriyle mi yazıyoruz Tonguç'u? Böyle mi? Doğuya mı doğru gitmişiz yoksa batıdaki gibi, İngilizce'deki gibi böyle mi yazıyoruz? Bak biz İngilizce'deki gibi gidiyoruz. Yani biz yönümüzü doğuya değil de batıya çeviriyoruz. Latin harflerini seçiyoruz. Dolayısıyla harf inkılabı inkılapçılıkla alakalı. Batıya yönelmek inkılapçılıkla alakalı. Kılık kıyafet inkılabı batının kıyafetlerini seçiyoruz. Yani artık doğu tarzı değil batı tarzı giyiniyoruz. Böyle takım elbise giyiyoruz. Bunlar hep net bir şekilde inkılapçılıkla alakalı. Takvim, saat ve ölçülerde batıya göre hareket ediyoruz. Hafta tatilini pazar alıyoruz. Bunlar hep inkılapçılıkla alakalı. O zaman siyasi alandaki gelişmeler cumhuriyetçilikle alakalıdır diyebiliriz. Buraya yazıyorum tekrar. Cumhuriyet çilikle alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Padişahlığın kaldırılması, Ankara'nın başkent ilan edilmesi, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması birazcık bu da tabii laiklikle de alakalı. Anayasanın kabulü net bir şekilde bunlar cumhuriyetçilikle alakalı. Şimdi hukuk alanında gelişmelere baktığımızda tabii şurada şunu da bilmeniz lazım. Size bunu sınavda nasıl sorarlar arkadaşlar? Buradan da soru geliyor. Burayı da SS almanızı istiyoruz. Milli iradeye destek vermek için ulusal egemenliği kaldırıyoruz. İşte milli ulusal egemenliği desteklemek için, devletin rejim sorununu halletmek için, devlet başkanını belli etmek için cumhuriyeti ilan ediyoruz. Laik bir ülke olsun diye halifeliği kaldırıyoruz. Bunlar önemli, bunu da bilmemiz lazım. Medeni kanunun kabul edilmesi hukuk alanındaki en önemli gelişme. Niye? Bakın buradan da %100 soru gelecek arkadaşlar. Niye hocam? Medeni kanunla kadınlara evlenme hakkı, boşanma hakkı, miras hakkı veriliyor. Bunları biliyoruz. İstediği mesleği seçebilme hakkı veriliyor. Peki kadınlara seçme seçilme hakkı veriliyor mu? Veriliyor. Hayır, işte bunu soracaklar. Bak, kadınlara seçme seçilme hakkı medeni kanunla verilmiyor. Kadınlara seçme seçilme hakkı 1926'da verilmiyor. Bunu da her sene soruyorlar. Bir daha soruyorum. Kadınlara medeni kanunla seçme seçilme veriliyor. Hakkı. Hayır, verilmiyor. Bak bunu iyi hatırlayın arkadaşlar. Ben bilerek bağırıyorum ki aklınıza kalsın diye. Hoca çıldırmış, kafayı yemiş. Hocam çıldırdınız. Aynen. Tonguç her seferinde veriliyor dedikçe hoca çıldırmıştı diyeceksiniz. Bak tekrar söylüyorum Tonguç'um. Kadınlara medeni kanunla seçme seçilme hakkı veriliyor. Verilmez olur mu? Tabii ki veriliyor. Hayır, verilmiyor Tonguç'um, verilmiyor. İşte bunu hep soruyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hocam vurmayın. Hayır, şiddet yok. Sevgi ve dostluğun kazandığı inkılap tarihi canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Koca bir metin veriyor. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Buna göre hangi alanda haklar verilmiştir? Bak sosyal hak var. Ekonomik hak var. Sosyal var. Sosyal var ama siyasi hakkın olmadığını
Her yıl soruyorlar. Siyasiyak var mı Tonguç'um? Yok. Siyasiyak o zaman artık Tonguç 4 sefer de anlar. Siz zekisiniz, bir sefer de anladınız ama Tonguç 4 sefer de anlar. Ben anlıysam herkes anlar. Yani sen anlıysan herkes anlar. Tonguç'um, medeni kanuna kadınlara siyasiyak veriliyor mu Tonguç'um? Verilmiyor. Hah, oh çok şükür. Tonguç anladı, geçebiliriz o zaman. Şimdi bakın, kadınlara siyasiyak medeni kanuna verilmiyor. Buradan %100 çıkacak. Şimdi ben bunu anlattım, belki içinizden gülüyorsunuz ama sınava girdiğinizde ana aynısı çıktı, hoca soruyor mu bile diyeceksiniz. Çünkü soruyorlar, her sene soruyorlar, bu da önemli. Tek kadınla evlilik ve resmi nikahın getirilmesi sosyal ve hukuki bir şey. Evlenmede her iki tarafın rızasının alınması sosyal ve hukuki bir şey. Kadınların istediği mesleğe girmesi ekonomik bir şey. Kadın erkek eşitliği sağlanması sosyal bir şey. Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın erkeğin eşitliğe gelmesi sosyal ve hukuki bir şey. Bunların her biri net bir şekilde siyasetle alakalı değil. Siyasetle alakalı olanlar sonra gelecek. Evet, biz hemen buna benzer bir soru gelir diye sorduk. Diyor ki yeni medeni kanun ile resmi nikah zorunlu hale getiriliyor. Tek eşli evlilik zorunlu hale getiriliyor. Kadınlara istedikleri mesleği seçebilme hakkı geliyor. Buna göre hangi söylenebilir? Evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır denebilir. Türk ailesi modern bir yapıya kavuşturulmuştur denebilir. Kadın ve erkek ekonomik ve sosyal alanlarda bak işte istediği işte çalışabilme, söz hakkı sosyal alanlar eşit sağlanmıştır denebilir. Ülke yönetiminde kadınlara da söz hakkı verilmiştir denebilir. Hayır. Denemez. Bunu artık öğrendik. Yeter. Bunu böyle de sorabilir. Buraya işte siyasi haklar verilmiştir de diyebilir. İster siyasi desin, ister milli egemenlik desin, ister kadınlara söz hakkı desin. Bu yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği. Şimdi toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda tekke ve zaviyelerin kapatılması bir önemli bir yenilik. Amaç zihniyet olarak çağdaşlaşmak, dinin istismar edilmesini engellemek ve şeyh, derviş, mürid, dede, baba gibi unvanlar yasaklanıyor. Ve tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Ama tarihte yer etmiş büyük kişiler, Hacı Bektaşi, Veli, Mevlana, Osman Gazi, Orhan Gazi, onların türbelerine dokunulmuyor. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda miladi takvim, soyadı kanunu, kılık kıyafet, ağırlık ölçü birimleri, rakamlar, saat sistemi, bunların her biri çok önemli. Soyadı kanunu net bir şekilde halkçılıkla alakalı, bunlar da halkçılıkla alakalı ama saat, ölçü, rakam bunlar inkılapçılıkla alakalı arkadaşlar. Türk kadını 1924'te eğitim hakkı kazanmıştı Tevhid Tedrisat. 1926'da medeni kanunla sosyal, ekonomik ve hukuki haklar kazanmıştı. Ama 1930'da belediye, muhtar ve vekil olmakları kazanıyor. Gördüğün gibi bu nasıl kod diyebiliriz? Bak bu arabanın markası ne Tonguç evladım benim? BMW. Evet, işte BMW'ye benzemiş. Çünkü Osmos, BMW, Osmos. Aynen, BMW'yi aradık, bak senin reklamını yapalım dedik. Bak burada BMW diye kodladık, bize yani belediye, muhtar, vekil olmakları kazandık adlar BMW. Hayır maalesef dedi. Biz dedi bize çakma BMW yaptık. O parayı veremeyiz dedi. Biz dedik ya vermezseniz bizi yenileyemeyiz dedik. Hatta Tonguç bir tane BMW istedi. Tonguç'a bir tane BMW vereceklerdi, veremediler. Onun yerine bir tane oyuncak verdiler, araba verdiler. Neyse şaka bir yana. Burada önemli olan şey şu. Bizim bu buradan soru gelmez arkadaşlar. Niye yaptınız? Niye anlatıyorsunuz o zaman? Çünkü şuna bir daha vurgu yapmak istiyorum. Bak 1926'da medeni kanunla kadınlar siyasi hak elde etmiyor. Sonradan 33-34'te elde ediyor. Bunu pekiştirmek için yaptım. Yoksa işte Türk kadını BMW falan. Yani böyle bir şey çıkmaz sınavı. Geldik buraya. Eğitim kültür alanında gelişmelere baktığımızda tevhidi tedrisat, eğitimde birlik Osmanlı'da yoktu. Harf inkılabı millet mektepleri, okur yazar oranı artırma. Bak bu çok önemli bir cümle. Okur yazar oranını artırma. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, milli kültür, milli kimlik, milliyetçilik, üniversite reformu, inkılapçılık, modernleşme bunlar önemli. Burada arkadaşlar şunların milliyetçilikle alakalı olduğu, bunun halkçılıkla alakalı olduğu ve harf inkılabının inkılapçılıkla alakalı olduğunu size sorabilirler. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun halkçılık ve laiklikle alakalı olduğunu size sorabilirler. Ekonomi alanında gelişmelere baktığımızda kabotaj kanunu arkadaşlar milliyetçilik ile alakalıdır. Çünkü Türk denizlerinin işletme hakkı Türk halkına veriliyor. Aşar vergisinin kaldırılması halkın üzerindeki yük kaldırılışı için halkçılıkla alakalıdır. Esnaflara, tüccarlara, memurlara kredi verilmesi, iktisadi kongre yapılması, misak-ı iktisadinin kabul edilmesi, sanayi alanında kanunlar çıkarılması, sanayi planları yapılması bunlar hem milliyetçilikle hem de devletçilikle alakalı olduğunu sorabilirler. Sağlık alanında İzmir'de Veremle Mücadele Cemiyeti kuruluyor. O zaman da verem hastalığı varmış mesela. İstanbul'da sanatoryum, hatta bunun adı sanatoryum diye geçiyor. Sanatoryum sanatla mı alakalı Tonguç'um? Sanatla alakalı. Hayır. Beni çıldırtmak için mi yapıyorsun bunu Tonguç'um? Sanatoryum içindeki sanat kelimesi geçiyor ama hatta bizim arkadaşlar sanatoryum yazmış. Sanatoryum içinde sanat geçiyor ama bu verem hastanesi. Yani burası sağlıkla alakalı olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Sağlıkoryum diyeceklerine sanatoryum diyeceklerine sanatoryum demişler. Kafa karışmış. Önemli değil. Olabilir hatta. Refik Saydam hıfz-ı sıha. Sağlık ve sıhhatler dilerim diyorlar ya, anlatım bozukluğu yapıyorlar. İşte o hıfz-ı sıha sağlık demek. Umumi hıfz-ı sıha kanunu çıkarılması, serum çiçek ve kuduz aşısının üretilmeye başlanması, bunların her biri sağlık alanında. Şimdi bu şu soruyu da yapalım. Artık son kısma geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş dersimizin son dakikalarına giriyoruz.
Buna göre devletin amaçlarından hangilerini hedeflediği söylenebilir demiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan Umumi Hıfzı Sağ Kanunu ile 1930 vatandaşlara kolera, veba, çiçek, kızamık, kuduz, sızma gibi hastalıkları yerel yönetimlere bildirme mücadelesi getirilmiş ve devlet tarafından karşılanmak suretiyle bu gibi hastalıkların tedavisinin parası yapılması için kararlar alınmıştır. Buna göre devletin koruyucu sağlık hizmetleri konusuna önem verme bir var. Önleyici nüfus politikası önem verme. Önleyici nüfus politikası şu demek, nüfusu azaltmaya çalışmak demek. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Salgın hastalıklarla mücadelede halktan katkı bekleme. Evet, bize bildirin diyor. Sosyal devlet anlayışı, işte bakın burası önemli. Burası dananın kuyruğunun koptuğu yer. Sosyal devlet anlayışı çok çok önemli. Sosyal devlet anlayışı ne demek? Sosyal devlet anlayışı, bu cevabımız C arkadaşlar. Sosyal devlet anlayışına bakın, inek resmi koyuyorum. %100 çıkar diyorum. Sosyal devlet anlayışını bilin diyorum. Niye? Halkçılıkla alakalı ve devletin vatandaşlarına destek olması, vatandaşlarına yardım etmesi, eşit davranması. Hani bir baba evlatlarına eşit davranır ya, ama küçük çocuğuna biraz daha fazla yardım eder. Büyük çocuğa artık sen eşeğe kadar olmuşsun der. İşte devletin de yardıma ihtiyacı olan halkına biraz daha fazla yardım etmesi sosyal devlet anlayışıyla alakalı. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf İnkılap Tarihi 2. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç Helal'ım benim? Hazırım hocam. LGS'de de çok fazla gelen konular. LGS inkılap mı daha zor, yazılı inkılap mı daha zor hocam? Güzel bir soru sordun. İkisi de benzer zorlukta. Tekalifi milli emirleri neydi Tonguç Helal'ım benim? Genel seferberlik. Harikasın, hemen buraya yazıyorum. Dedik ki o zaman biz de Türk'üz dedik ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Dolayısıyla milli dil ve tarih bilincisi önemli. Bak, bir kere harfler var. Harf inkılabı. TC yazıyor, Cumhuriyet'in ilanı. Soyadı gelmiş, Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Demek ki soyadı kanunu. İlk halife Hazreti Ebubekir'di. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonra halifelik saltanata dönüştü. Yani babadan oğula geçti. Emevilere geçti. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Temmuz'da Lozan var. Ekim'de Cumhuriyet'in ilanı var. Rumlar, Ermeniler, işte Romenler, Bulgarlar, farklı farklı milletler var. Harikasın, mükemmelsin, konu yazırsın. Kapitülasyonları kaldıracağız diyeceğiz. Ardından Lozan'a gidip kapitülasyonları kaldıracağız. İkisi arasındaki farkı öğrencileri bilmediğini anlamış Milli Eğitim Bakanı. O yüzden LGS'de hep öğrencilere soruyor. Hatta üniversite sınavlarında bile soruyor. Ama senin bayrağın varsa bak, bayrağın, başkentin, ordun, sınırların senin bağımsızlığına alakalı. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli özelliği ne? Mustafa Kemal Atatürk geliyor, önce şöyle imzasını atalım. Hocam imzada sahtecilik olmuyor mu? Birazcık. İmzada sahtecilik oluyor, haklısın. ABD'nin kontrol altına girelim diyorlar. Mesela sen şu anda tam bir mandasın. Aferin. Bu sesi çıkarmasan da mandasın. Ya kardeşim, Alparslan 1071'de buraya girmiş. Anadolu'yu Türk yurdu yapmış. Biz kesinlikle Sevr'i kabul etmiyoruz dedi. Ve bayrağımızın dalgalanmasını... Geldik Nutuk ve 10. yıl Nutkuna. Şimdi Mustafa Kemal'in 1919'da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlayan cümlesi Nutuk'un ilk cümlesi. Yani Mustafa Kemal, hani ben az önce dersin başında dedim ya, Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatıyor falan. Mustafa Kemal tabii ki inkılap Nutuk'a şöyle başlayamaz. 1881'de Selanik'te doğdum diye başlayamaz. Onun için esas... Bilmiyordu ki o zaten doğduğunu. Evet. Mustafa Kemal doğum tarihi olarak zaten 19 Mayıs'ı kabul ediyor. Niye? Çünkü diyor, ben diyor, yani benim için doğum tarihim 19 Mayıs'tır diyor. Ben buradan milli mücadeleyi başlattım ve Türk halkıyla beraber... Hocam dikkat ediyoruz ya, 1881 bir... ondan sonra 1938 ve 1919, 19'un içinde olduğu sayılar hep hocam. Bakalım doğru söylüyor musun? Bakalım bilimsel gerçekler. 1881 19'un katıdır, 1938 19'un katıdır. Aynı zamanda 19 katıldı, nereden biliyorsun? 1919 da 19'un katıdır. 1918 19'a bölelim, bir dakika bölelim, bir dakika. 19'da bir... Hocam 19 38'de 19'un iki katıdır. Şaka yapıyor. Evet 8, hocam 16. Hepsi 19'un katı oluyor. 2 kere 8 16. 2 kere 1 2 1 daha 3 1881 36. 1881 bölü 19. Hemen yaptım hocam. 99 katı. Tamam, bu 99 çıkıyor. 1938'i 19'a bölü. 99, 3 tane 19 yaşamış. Dolayısıyla... Evet oradan oluyor diyorsun. 102 katı. 19 Mayıs... 19 Mayıs 1919'da 101 katı. Gerçekten 19 rakamı Mustafa Kemal Atatürk için değerli bir rakam. Şimdi o zaman burası çok çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Nutuk'ta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diyor. Yazılma amacı nedir? Burada yazılma amacı gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak ve tarihe düşülmüş bir not. Yani halka bir şey anlatıyor. Atatürk'ün Cumhuriyeti ilanının 10. yılı nedeniyle 29 Ekim 1933'te TBMM önünde Türk milletine hitaben yaptığı konuşmada 10. yılın nutku arkadaşlar. Burası önemli. Nutuk'ta milli mücadeleyi nasıl kazandığı, 1919'da işte Mondros Ateşkesi, sonrasında yaşanan gelişmeler, kongreler, savaşlar, Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, medeni kanun, bunların hepsini anlatıyor. Şimdi
Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarına baktığımızda vatan ve millet sevgisi vardır. Milli tarih bilinci vardır. Egemenliği millete ait kılar. Bağımsızlık ve özgürlük en önemlidir. Milli birlik ve beraberliği hedefler. Ülke bütünlüğünü hedefler. Milli kültürün gelişmesi için TTK yani Türk Tarih Kurumu ve TDK yani Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını sağlar. Bunun sonrasında TTK'nin ve TDK'nin geleceği için bunu bir kez daha vurgulu yaptım. Bunu da soracaklar size yazımda dikkat edin. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeninin üstüne çıkartma ideali var. Şimdi jeopolitik, coğrafya, ekonomi, nüfus ve benzerinin bir devletin politika üzerine etkisi bu önemli. Yani Türkiye'nin jeopolitik önemi çok çok fazla. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili, Asya ve Avrupa'yı bağlayan noktadayız. Stratejik coğrafya alanında önemli bir konumdayız. Fırka parti demek, rejim yönetim biçimi demek, yasama yasa yapma demek, yürütme yasaları uygulama demek, yargıda yargılama demek. Burada iskal mahkemeleri vardı, şimdi başka yeni mahkemeler kurulacak. Demokratikleşme çabalarına baktığımızda ilk parti Türkiye'de kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası, ilk genel başkanı Atatürk, devletçi ekonomiyi seçiyor ve köklü inkılaplar yapılmalı diyor. İlk muhalefet partisi de TCF, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. İlk genel başkanı Kazım Karabekir, o ise liberal ekonomiyi savunuyor. Yani devletçi ekonomi demek temel yatırımları devletin yapması, liberal ekonomi ise bırakınız yapsınlar, her şeyi özel sektörün yapması. Bunlar da tek dereceli seçim sistemini savunuyor. İki dereceli seçim sistemi şu demek, sen gidiyorsun oy veriyorsun, sonra senin oy verdiğin kişiler birilerine oy vererek belirliyor. Tek dereceli seçim sistemi ise şu andaki gibi. İnkılaplar zamana yayılmalı diyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise İlk genel başkanı Fethi Okyar, o da yine liberal ekonomiyi savunuyor, tek dereceli seçim sistemini savunuyor ve vergiler düzenlenmeli deniyor. Fakat bu partiler bazı isyanlar nedeniyle veyahut da işte rejim karşıtlarının parti toplanması nedeniyle kapatılacaklar. Bu Şehzade isyanı sonrasında burası da parti kendini Menemen olayından önce kapatacak ve böylece demokratikleşme yolunda adımlar atılsa bile sonrasında 1950'lerde 1946'lardan sonra tam demokratikleşme görülecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin tehditlere baktığımızda ülkemiz, burada tabii buradan soru gelir arkadaşlar. Burasını biz böyle hızlı geçtik ama burası önemli. Bakın, çok partili hayat cumhuriyetçilikle alakalıdır. Ama bu dönemde çok partili hayata geçemiyoruz. İsyanlar çıktığı için bunu da bilmeniz lazım. Muhalefet partisi de hükümetin denetlenmesi için gereklidir. Muhalefet partisi de iktidardan sonra en az oy alan partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönelik tehditlere baktığımızda ülkemiz jeopolitik konumu yani Asya, Avrupa ve Afrika'nın ortası yer aldığı için yani bizim mesela Libya ile sınırımız var. Niye? Türkiye'de gemiye binersen denizden hiçbir ülkeyle karşılaşmadan şak dümdüz Libya'ya gidebiliyorsun. Demek ki senin deniz sınırın var yani. Tarih boyunca bu gücü elimizden almak için birçok girişim oluyor. Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok olayla Türkiye Cumhuriyeti'nin yönelik tehditler var. Bizler milli bağımsızlığımızı ve milli egemenliğimizi korumak için bu darbeleri, bu suikastleri, bu isyanları bastırıyoruz. Atatürk dönemi Türk dış politikasına geldik. Artık son konudayız. Sulh, barış demek. Yurtta sulh, cihanda sulh diyecek Mustafa Kemal Atatürk. Yani yurtta barış, dünyada barış. Mübadele, değiş, tokuş demek. Etabli, yerleşik hayat, yerleşik vatandaşlar. Pakt, anlaşma, mütekabiliyette, karşılıklılık. Bu kelime de önemli. Bunu da size sınavda sorabilirler. Şimdi, bizim dış politikamızın temel ilkelerine baktığımızda tam bağımsızlık. Öyle başka devletin yaması falan olamayız. Milli menfaatleri esas alırız. Türk ve dünya kamuoyuna dikkate alırız. Mütekabiliyet, karşılıklılık. Yani bize biri saldırdıysa biz ona saldırırız. Bize biri zeytin dalı uzattıysa biz ona zeytin dalı uzatırız. Gerçekçiyiz, hayal kurmayız. Barışı her zaman destekleriz ve akılcı politikalar güderiz. Şimdi, gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın ve mantığın ifadesi böyledir diyor. Atatürk'ün bu sözler dış politikanın akılcılık, gerçekçilik, tam bağımsızlık ilkelerine hangilerine ulaşabilir? Bak, hayalci olmak kadar büyük bir hata olamaz diyor. Demek ki bu akılcılık. İlimin ve aklın mantığın ifadesi diyor, gerçekçilik. Bak, hayalci olmayalım diyor, gerçekçi olalım diyor. Akıllı alalım diyor. Dolayısıyla akılcılık ve gerçekçilik var. Tam bağımsızlık var mı burada Tonguç'un? Hayır, yok. O zaman cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneği. Bu kadar net, genel bir soru gelebilir. Şimdi, burada 1923-1932 arasında yabancı okullar sorunu var. Fransa bizi uğraştıracak. Tam bağımsızlığımız için yabancı okullar sorununu bitireceğiz. Musul sorununda bizi İngiltere uğraştıracak ama maalesef, bakın, yabancı okullar sorunu olumlu sonuçlanacak ama Musul sorununda maalesef İngiltere yine İngilizliğini yapacak ve Musul'u kaybedeceğiz. Gerçekçi davranmamız gerekecek çünkü içeride Şeyh Said isyanı çıktığı için zor durumdayız. Musul, şöyle nerede olduğunu gösterelim. Musul'da çok güzel petroller var. Biz orayı istiyoruz ama İngiltere bizden daha fazla petrole ihtiyacı olduğu için, çok daha fazla hırslı ve acımasız olduğu için Musul'u elimizden alacak. Biz de isyan çıkartarak Ankara Anlaşması ile Musul'u teslim edeceğiz. Dış borçlar sorununda olumlu bir sonuç var. Yine Fransa bizi çok uğraştırıyor ama biz dış borçlarımızı bir şekilde akılcı bir yöntemle halledeceğiz. Nüfus mübadelesinde yine
Türkiye'deki Rumlar, İstanbul'dakiler hariç ve Yunanistan'daki Türkler, Batı Trakya'dakiler hariç yer değiştirecek. Bu da mütekabiliyet olacak. Yani karşılıklı bir şekilde değişmiş olacağız. Burada şu çok önemli. Etabli kelimesi burada geçiyor. Yani İstanbul'daki Rumlar ve Batı Trakya'daki Türkler etabli, yerleşik sayıldığı için onlar nüfus mübadelesinden, yani nüfus değişiminden geçersiz sayılacaklar. 1932-39 arasına baktığımızda 2. Dünya Savaşı tehdidi var ve bu savaş tehdidine karşı bizler önemli kararlar alacağız. Mesela birincisi Milletler Cemiyeti'ne katılacağız milli menfaatlerimiz için. Balkan Antantı'nda Balkan, yani Batı sınırımızı güvence altına alacağız. Bakın buraya Batı yazıyorum. Batı sınırımızı güvence altına almak için Tayyare, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında bir dostluk anlaşması imzalanacak. Sadamat Paktı'da Doğu sınırımız için Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında. Möntre Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalayacağız Milletler Cemiyeti üyeleri arasında. Ve bu şekilde Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile Lozan'da kaybettiğimiz Boğazlar'ın hakimiyetini halletmiş olacağız. Hatay sorunu da Mustafa Kemal'in ısrarcı, kararlı tutumu sayesinde 1938 Hatay ana vatana katılacak. Atatürk'ün vefatı ve sonrasına baktığımızda ittifak, anlaşma, bağlaşım demek. Mihver, eksen, ağırlık merkezi. Yani mihver ve müttefik devletler var 2. Dünya Savaşı'nda. Harp savaş demek, denge politikasında zaten 1. Dünya Savaşı'nda öğrenmiştik. Devletler arası güç dengesi en önemli. Mustafa Kemal Atatürk saat 9:05 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda 1938'de vefat ediyor. Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan mesajlar onun evrensel bir lider olduğunu gösteriyor. Ve ardından İsmet İnönü Cumhurbaşkanı seçiliyor. Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre içinde doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır ifadesi, milletlerin ifadesi onun evrensel olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal milliyetçidir. Mustafa Kemal ırkçı değildir. Mustafa Kemal yaptığı mücadeleyle evrensel bir lider olduğunu göstermiştir. Niye? Eğer Mustafa Kemal Atatürk Türk halkıyla beraber ülkemizi kurtarmasaydı ne olacaktı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adamlar, yani bu İngilizler, Fransızlar doğudaki diğer milletlere de yürüyeceklerdi. Oraları da almaya çalışacaklardı. Yani Mustafa Kemal ve Türk halkı, Kazım Karabekir, işte Fethi Okyar, Rauf Orbay, Ali Fuat, bütün Türk halkı, Süleyman, burayı kurtararak esasında sadece Türkiye değil, tüm doğuyu kurtardı. İran'ı, Hindistan'ı da bu emperyalist devletlerin tehlikesinden kurtardı diyebiliriz. Mustafa Kemal'in çok farklı eserler yazması onun çok yönlülüğünü gösterir. Geometri kitabı yazıyor, Nutuğu yazıyor, işte orduyla alakalı farklı farklı kitaplar yazıyor. Onun çok yönlü olduğunu gösterir. Buraya da çok yönlü kelimesini bir kez daha not düşelim arkadaşlar. Bunu da bize sınavda bir kez daha sorabilirler. Gelelim yeniden sarsılan dünya, artık bitti. Son sayfadayız arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı çıkacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hangi savaş gelmiştir Tonguç evladım? İkinci Dünya Savaşı. Mükemmel bir zekaya sahipsin. Hocam çok zor bir soruydu. Zor bir soruydu. Peki o zaman İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi nedir diye sorarlarsa, Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmalar o kadar barışçıl değildi ki, o kadar kötüydü ki İkinci Dünya Savaşı'nın nedeni oldu. Yani Almanya'ya o kadar ağır anlaşmalar imzalatıyorlar ki Almanya İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmaya karar veriyor. Hani bize Sevr'i imzalattılar, biz Kurtuluş Savaşı'nı çıkardık ya. Onlara da Versay'ı imzalatıyorlar, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'nı başlatıyor. Almanya, İtalya ve Japonya yayılmacı politikada yapacak. Zaten biz de buna karşı Sadamat Paktı ve Balkan Antantı'nı imzalamıştık. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalar kalıcı barışı getirememişti. Yeniden devletlere ağır tazminatlar yüklenmişti. Ve devletler arası çıkar çatışmalarından dolayı İkinci Dünya Savaşı başlayacak. Hitler, Mortangin, Stranze olacak. Savaşı yine İngiltere tarafı. İngiltere her zaman kazanıyor zaten. Müttefik devletler kazanacak. Dünyada demokrasinin gelişimi hızlanacak. Birleşmiş Milletler kurulacak. Burada şu kısım gelebilir bizde. Bizde esas demokrasi bu olaydan sonra geliyor. Yani çok partili hayat bu olaydan sonra başlıyor. Dolayısıyla milli egemenlikle bağlantılı olduğu için bunu sorabilirler. NATO, Amerika tarafı ve Varşova Paktı Rusya tarafı kuruluyor. Ve dünyanın iki büyük süper gücü Amerika ve Rusya olacak. Biz de 2. Dünya Savaşı'na katılmadığımız halde savaştan etkileneceğiz. Seferberlik ilan edeceğiz. Yani tüm erkekler askere alınacak. Ekmeği, zeytinyağını, şekeri karneyle dağıtacağız. Varlık vergisi konulacak. Yani zenginlerden vergi alınacak. Sokağa çıkma yasağı var. Karnenize kaç geldi? O zamanki karne ekmek karnesi. Askeri harcamalar artırılacak. Bunların hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir. Yani bu tarz sorular her zaman geliyor. Bunu veriyor, bu neyle alakalı diyor. Bunu veriyor, bu neyle alakalı diyor. Bak, asker, askeri. Ordu, askeri. Savaş, askeri. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çok partili hayatta demokrasiye geçen ülkemizle alakalı çok önemli bir gelişme var. 1923'te CHP kurulmuştu ama Şeyh Said isyanı yüzünden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Menemen olayından önce de Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştı. 1950 seçimlerine kadar tek başına iktidarda kalıyor. Sonradan Milli Kalkınma Partisi kurulacak ve Demokrat Parti önemli. Adnan Menderes Demokrat Parti'yi kuracak.
1946 seçimlerini kazanamasalar da 1950 seçimlerini kazanacaklar. Neden? Çünkü 1946'da açık oy gizli sayım var. Yani hangi partiye oy verdiğin belli oluyor ve gizli sayılıyor. Tabii ki o zaman da Amerika müdahale ediyor. Böyle olmaz diyor. Gizli oy açık sayım yapılınca, yani insanlar istediği partiye oy verip gizli bir şekilde açık sayım yapılınca Adnan Menderes Demokrat Parti kazanacak ve Türkiye çok partili hayata geçmiş olacak. Emniyet kemerlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yolculuk bitti. Oh be, ne güzel, ne kadar hızlı geçti. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Önümüzdeki yorumlara yollayın.